Efendim iyi akşamlar. Bakış açısına hoş geldiniz. Tabii ki sıcak saatler yaşıyoruz. Ermenistan'la Azerbaycan arasında Azerbaycan'ın ilan ettiği gibi bir savaş hali söz konusu. Ermenistan'ın saldırısının ardından Azerbaycan misillemede bulundu. Bize gelen bilgiler 59 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği, öldürüldüğü yönünde. Ama tabii sivil kayıplar da var Azerbaycan tarafında. Şimdi acaba bu nelere yol açar? Bundan sonraki saatlerde ve dakikalarda neler olur? Türkiye desteğini ilan etti. Daha önce ilan ettiği gibi yine her kriz anında olduğu gibi. Bu ne anlama geliyor? Çeşitli açıklamalar var. Bunun Doğu Akdeniz'deki durumlarla alakalı olduğu yönünde de açıklamalar var. O konulara da gireceğiz. Birçok konu başlığımız var. Gerek Avrupa Birliği'nden NATO'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya kadar da birçok açıklama var. Hemen konuklarımızı size takdim etmek istiyorum. Gazeteci Murat Kerkitlioğlu. Sayın Kerkitlioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay. Sayın Alpay hoş geldiniz. Teşekkür ederim. CHP 26. dönem milletvekili Sayın Dursun Çiçek. Sayın İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ve Korkusuz gazetesi yazarı Sayın Ümit Zileli. Sayın Zileli hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi biraz sonra tek tek yorumlarınızı alacağım ama isterseniz bir Azerbaycan'a uzanalım. Bir Skype bağlantımız var. Doktor Cavit Veliyev'e bağlanacağız. Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Şube Müdürü kendisi. Sayın Veliyev efendim rahatlıkla duyabiliyor musunuz? Sanıyorum gün boyu bir internetle sıkıntılar yaşandı ama şu an çözüldü gibi. Merhabalar, ben sizi iyi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Sizi de gayet iyi duyuyoruz. Sayın Veliyev, isterseniz şununla başlayalım. Bu tabii yeni bir gerginlik değil. Aylar öncesinden de bu gerginlik geliyorum demişti ama bugün özellikle Ermenistan'ın bu saldırısının ardından yanlış bir hamleydi ve arkasından da misilleme beklenmeliydi şeklinde Ermenistan'ın bu tavrını eleştiren pek çok dünyanın dört bir yanından eleştiriler, makaleler de yayımlandı. Niçin acaba böyle bir saldırıya girişti Ermenistan ve neden böyle bir zamanda böyle bir şey Azerbaycan tarafından bekleniyor muydu? İsterseniz onunla başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim. İnternette sıkıntı var. Savaş durumundayız şu anda. Savaş halindeydi Azerbaycan. O nedenle internette sıkıntı olsa kusura bakmayın. Evet. Ama mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışayım. Aslında Azerbaycan evet bunu bekliyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Ve o konuşmasında şunları anlattı. Bizim elimizde olan istihbarat verilerine göre Ermenistan Azerbaycan'a yönelik bir saldırı hazırlığındadır. Ardından Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya üzeri temsilcisiyle de görüştü ve aynı şeyleri ona da söyledi. Dedi, elimizde istihbarat bilgileri var. Ermenistan Azerbaycan'a yönelik saldırı hazırlığındadır. Ve şunu da ekledi Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya üzeri temsilcisine. Eğer engelleyebiliyorsanız Ermenistan'ı engelleyin, saldırı yapmasın. Bu nedenle biz uzun zamandır bu saldırıları bekliyorduk ve doğal olarak Azerbaycan kendini savunmak için bu saldırılara karşı da hazırlık içindeydi. Sizin de belirttiğiniz gibi bu ilk saldırı değil. Biliyorsunuz 1988-1994 yıllar arasında devam eden savaş sonucunda Ermenistan Azerbaycan'ın %20 topraklarını işgal etmiş durumdadır. 1994 yılından itibaren ateşkes anlaşması imzalandı ve Minsk grubu çerçevesinde Minsk üçlüsü arabulucuyla biz bu meselenin çözümü için çalışmalar yürütülse de maalesef şu ana kadar Ermenistan buna olumlu yanıt vermedi ve işgali meşrulaştırmaya çalıştı. Bununla da yetinmedi. İşgal ettiği topraklardan Azerbaycan'ın sivillerine ve askeri karakollarına yönelik saldırılarını devam ediyor. Sayın Veliyev, bu noktada size şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce aktardınız. Yani sadece Dağlık Karabağ bölgesi değil. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Yani Laçin, Agdam, Kubatlı, Kelbecer, Fizuli, Cebrail, Zengilan, işte %20 dediğiniz Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, Azerbaycan toprağı olarak tanıdığı %20'lik kısım Ermenistan işgali altında. Şimdi bu başlayan operasyon Ermenistan'dan
bu işgal ettiği toprakları geri almak üzere başlatılan bir operasyon mudur? Yoksa buna evet. bir sonraki adımda mı geçilecek? Yoksa çoktan bu adıma geçildi mi? Şu anda şöyle söyleyeyim. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından 4 istikamette Azerbaycan'a yönelik saldırılarını yaptı dün. Ve Azerbaycan ordusu karşı taarruza geçti. Şimdi temel hedef işgal altındaki Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarmaktır. Yani Dağlık Karabağ bölgesi şöyledir. Dağlık Karabağ, Karabağ bölgesi iki kısımdan oluşuyor. Dağlık Karabağ, Aran Karabağ. Ve bu iki kısımda Azerbaycan toprağıdır. Ve şu anda işgal altındadır ve Azerbaycan ordusu karşı taarruza geçerek Ermenistan işgali altında olan bu bölgeyi işgalden kurtarmak için askeri operasyonlar düzenliyor şu anda o topraklarda. Ve dün itibariyle 7 köy ve bir stratejik yüksekliği işgalden kurtardı. Bugün de aynı şekilde bir stratejik yüksekliği işgalden kurtarmış oldu. Yani şöyle değil mi, tam net anladığımı söyleyeyim. En son bütün bu %20'lik işgalin üzerine dün ve ondan önceki haftalarda da başlattığı yeni işgal ettiği topraklar üzerine bir operasyon yapılıyor. Hayır. Hayır, öyle değil. Buyur, Ermenistan 1988-94 yılları arasındaki savaş sonucunda Azerbaycan'ın %20'sini işgal etmişti. Tamam. Bu işgal orada yerleşmişti. Bu işgal bölgesinden Azerbaycan'a yönelik ateşkes ihlali yapıyordu, saldırıyordu. Yani ateşle saldırıyordu Azerbaycan sivillerine. Evet. Ve Azerbaycan karşı taarruza geçerek bu %20'lik işgali sona erdirmek için karşı taarruza geçti ve yavaş yavaş işgali sona erdirmek için bazı kısımları işgalden kurtardı. Peki. Sayın Veliyev şimdi Türkiye desteğini bir kez daha yineledi. Azerbaycan'ın yanındayız diye hatta bugün meclisteki bütün 4 siyasi partide ortak bir mektuba imza attı. Söyler misiniz daha önce evet. de tamam bir takım teknik destekler, lojistik destekler bütün bunlardan bahsedilmişti ama Azerbaycan'ın bu operasyonlarda Türkiye'den beklentisi nedir tam olarak? Bir askeri operasyona beraber girişmek midir? Bu bir yerlerde başladı, devam mı ediyor? Bizim bilmediğimiz ya da sizin Azerbaycan tarafından ilan etmediğiniz bir takım gelişmeler var mı? Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Azerbaycan bu meselede istediği şudur. Türkiye bizim stratejik müttefikimizdir. Türkiye ile çeşitli askeri politik anlaşmalarımız var. Bu iki bağımsız devlet arasında, iki bağımsız aktör arasında imzalanan anlaşmalardır. Yalnız bu işgal meselesinde Azerbaycan'ın istediği şudur. Sadece Ermenistan'la baş başa kalsın ve kendi sorununu kendisi çözsün. Yani şu an için o anlamda Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan'ın askeri silah imkanları yeterlidir bu işgali sona erdirmek için. Eğer üçüncü taraflar buna müdahale ederse o zaman Türkiye'nin desteği daha fazla anlam kazanmış olabilir. Ama ister Azerbaycan ordusunun gelişmesinde, yetişmesinde biliyorsunuz biz 92 yılından itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri eğitim anlaşması var. Ve bu anlaşma çerçevesinde Azerbaycan ordusunun eğitilmesinde Türk ordusu ve Türk subayları çok önemli roller üstlendi. Ama şu an itibariyle biz Azerbaycan ordusu kendisi bu işgali sona erdirmek açısından yeterlidir. Eğer üçüncü tarafların müdahalesi olursa o zaman Türkiye'nin askeri desteği anlam kazanabilir. Peki Sayın Veliyev, Ermenistan'la Azerbaycan baş başa kalırsa evet bütün her şey her şeye hazırız diyorsunuz ama kim Ermenistan'la Azerbaycan'ı baş başa bırakmıyor? Kim müsaade etmiyor? Kim karışıyor? Ermenistan ordusu kime güveniyor? Ya şöyle söyleyeyim. Bizim Azerbaycan toprakları 26 senedir işgal altında ve Minsk üçlüsü sürekli olarak burada arabuluculuk yapmasına rağmen hiçbir sonuç elde edilmedi. Ve Ermenistan bu süreci suistimal ederek işgali meşrulaştırmak için her şeyi yapıyor. Orada yer isimlerini Ermenileştiriyor, yurt dışından Ermenileri getirip bu bölgeye yerleştiriyor. Mesela Azerbaycan'ın tarihi eserlerini yok ediyor, oraya Ermeni sahte Ermeni eserleri yapıyor. Şimdi biz 26 sene sabrettik,
bekledik ki belki diplomatik müzakerelerden bir sonuç çıkabilir. Çıkmadı. Fakat şimdi Azerbaycan tarafı kararlı bir şekilde karşı taarruza getirip uluslararası hukuka uygun bir şekilde topraklarını işgalden azat etmeye başladığı zaman hemen başladılar. Çeşitli uluslararası örgütler ve devletler başladılar. Ateşkes ilan edilsin, diplomatik yolla mesele çözülsün. 26 senedir bu mesele diplomatik yolla çözülmedi. Ve Azerbaycan'ın sabrı ve Azerbaycan devletinin ve halkının sabrı bu noktada tükendi. Ve şu anda yapılacak tek bir şey var. Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan ivedilikle çekilmesi. Ve düşünüyorum ki bu savaş yalnız ve yalnız Azerbaycan'ın istediği şartlar yerine getirilmesi halinde durabilir şu an itibariyle. Peki Sayın Veliyev, ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Bir soru daha sormaz mısınız lütfen? Buyurun. Sayın Zileli'nin bir sorusu var. Hemen size onu da yöneltiriz. Şimdi efendim bir şey, çok önemli bir soru çünkü, o yüzden Ermenistan tarafı Türkiye'yi suçluyor. Diyor ki işte siz de buraya insan sokuyorsunuz. Türk askeri oradaydı. Burada yani Azerbaycan'ın yanındaydı diye bazı iddialar ortaya atıyor. Peki Ermenistan'da terör unsurları, PKK gibi veya başka isimler altında terör unsurları var mı? Şimdi bu sorunun iki önemli kısmı var bence. Birincisi Türkiye'yi suçlaması. Bence Türkiye suçlamasının nedeni Ermenistan'ın Türkiye'ye muhalif olan devletlerin desteğini alma amacı taşıyor. Bu ilk defa yapmıyor Ermenistan'ımız. Ermenistan bir işgalci devlettir ve kendini masum, mazlum göstermek için bunu yapıyor ki ben Türkiye ile savaşıyorum, Azerbaycan'la savaşmıyorum ve Türkiye'yi suçluyor. Yani kendi desteğini artırmak amacıyla. İkinci olarak çok doğru söylüyorsunuz. Ermenistan burada terör açısından iki şekilde değerlendirebiliriz. Ermenistan kendisi bir terör devletidir. Yani terör uygulayan devlettir. Bunu biz nerede gördük? Size söyleyeyim. Birinci Karabağ Savaşı yıllarında Ermenistan silahlı birlikleri işgal ettiği Azerbaycan topraklarında adeta bir etnik temizleme yaptılar. Yani etnik soykırım yaptılar. 1992 yılında Hocalı soykırımını hepiniz hatırlıyorsunuz. Ermenistan'ın sonraki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın şöyle bir ifadesi var. Biz Hocalı'ya kadar Azerbaycanlılar bizim sivil halkı öldüremeyeceğimizi düşünüyordu ama Hocalı da biz bu klişeyi kırdık. Yani maksatlı bir şekilde orada sivil halkı yok ettiler. İkinci, Ermenistan sadece Azerbaycan'a silahlı saldırı yapmadı. Aynı zamanda Azerbaycan'da çeşitli terör eylemleri de yaptırdı. Mesela Bakü metrosunu patlattı iki defa. Ondan sonra otobüsleri patlattı birkaç defa. Treni patlattı birkaç defa. Dolayısıyla Ermenistan terörü bu şekilde destekledi. İkinci bir taraftan Ermenistan'a destek veren özellikle Orta Doğu'daki Asala terör örgütünün üyeleri Ermenistan'a geldi. Ve bunlardan en önemli üyelerinden biri Melkonyan oldu. Ve Melkonyan'ın kardeşi ondan sonra bir kitap yazdı. Benim kardeşimin My Brother's Road diye bir İngilizce bir kitap yazdı. Ve Melkonyan'ın, Asala üyesi olan Melkonyan'ın orada neler yaptığını, hangi soykırımlar yaptığını, sivil halka karşı nasıl katliamlar yaptığını o kitapta gururla anlatıyordu. Bu noktada PKK ile Asala ilişkilerini hepimiz çok iyi biliyoruz ve 2019 yılında, geçen sene Nisan ayında PKK'nın Suriye'deki uzantısı, o kolu olan YPG-PYD çatısında yeni bir Ermeni birliği oluşturuldu. Ve bu Ermeni birliği oluştururken o birliğin oluşturduğu yerde bir tarafta PKK terör örgütünün liderinin resmi vardı, diğer tarafta Asala üyelerinin resmi vardı. Ve bunlar ister Tovuz dövüşlerinde, ister de son Ermenistan saldırısında Ermenistan'a destek veren açıklamalar yaptılar. Ve Azerbaycan basınında da yer aldı. Hangi koridor kullanılarak PKK Karabağ'a geldi ve Azerbaycan'a karşı savaşmak için. Evet, Sayın Veliyev, isterseniz o noktayı biraz sonra aktaralım ama konu açılmışken ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi bu dediklerinizi de bugün Azerbaycan Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev de aktardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dedi ki Ermenistan yurt dışından getirdiği teröristleri göndermeli diye.
Şimdi nasıl bir terör yuvasına döndüğünü az önce aktardınız. Peki yani getirdiği teröristleri gönderme konusunda hadi bugün gitsinler buralar temizlensin diyebilecek bir yaygınlıkta mı orası? Yani nasıl yerleştiler, kaç yıl içerisinde yerleştiler ve hemen bir anda şimdi, temizlenmesi nasıl mümkün? Şimdi orası kontrolsüz bir bölge. Yani işgal altında bir bölge. Uluslararası alanda tanınmayan bir bölge. Azerbaycan toprağı olarak tanınan fakat Ermenistan'ın işgali altında olan bir bölgedir. Orada terör kamplarının bulunması 90'lı yıllardan itibaren biliniyor. Fakat tabii ki Ermenistan şunu söyleyeyim yani bizim deneyimimiz şunu gösterdi. Ermenistan terörü meşru bir mücadele aracına, tırnak arasında mücadele aracına dönüştürdü ve teröristleri kahramanlaştırmayı başarabiliyor. Bu örneği vereyim size. Mesela Asad'la terör örgütünün üyeleri biliyorsunuz Türk diplomatlara karşı yaptığı suikastlarla bilinen Asad'la terör örgütünün üyelerine ilişkin Ermenistan'da özel bir mezarlık var. Ve orada onlar kahraman olarak anılıyorlar. Dolayısıyla Ermenistan için terör meşru bir araçtır ve onlar açısından bir sorun teşkil etmiyor. Ve onlar her zaman onu sahiplendiler. Peki Sayın Veliyev ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Sayın Çiçek'le devam etmek istiyorum. Şimdi az önce Sayın Veliyev dedi ki yani Azerbaycan ordusunun eğitiminde Türk ordusu çok önemli bir görev yaptı. Siz de tabii ki çok yakından biliyorsunuz nasıl eğitim olduğunu ama yani artık Azerbaycan ordusu da Ermenistan'la baş başa bırakıldıkları takdirde böyle bir savaşı tabii ki yenebileceklerinden eminler. Diplomatik yolla çözüm arandı 26 yıldır, 30 yıldır evet. Ama artık bir askeri çözüm gerekiyor diyor Doktor Cavit Veliyev. Öncelikle isterseniz Azerbaycan ordusunun eğitiminden bahsedelim. Hakikaten tek başına bırakıldıkları zaman nasıl bir donanıma sahipler? Bölgeyi de düşündüğümüz zaman, Ermenistan'ı da düşündüğümüz zaman, Ermenistan ordusunun kimlerden güç alabileceğini de düşündüğümüz zaman bu savaş halinin ne kadar sürmesini öngörüyorsunuz öncelikle? Nelere gebe bu sıcak dönem? Şimdi öncelikle iki ülkeyi mukayese ettiğimizde Sayın Cavit Bey'in de söylediği gibi baş başa kaldıklarında Azerbaycan'ın bu savaşta zaferle çıkacağı ortada. Yani matematik bunu ortaya koyuyor. Şimdi milli gelire bakıyoruz. Azerbaycan'ın 2019 200 milyar dolar. Ermenistan'a bakıyoruz 3 milyar dolar. Ermenistan aç neredeyse. Evet. Nüfusa yani bakıyoruz. Nüfusa bakıyoruz. Öyle. 10 milyar, 3 milyar. Yani asker sayısına bakıyoruz. 44'e 130 bin. 44 bin, 130 bin. Yedekler seferberlik ilan etti. 2 milyon Azerbaycan'ın yedeklerle beraber 700 bine çıkabiliyor Ermenistan ordusu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişki çok eski bir ilişki. Ben üsteğmen rütbesiyle 1988'de harp akademilerine girdim. Bir Azerbaycanlı yarbay da bizimle beraber 1990'da kurmay çıktı. Yani 90 deseniz 30 yıllık bir silahlı kuvvetlerle Azerbaycan silahlı kuvvetler arasında ilişki var. Hatta onların harp okullarını biz kurduk. Türk Silahlı Kuvvetleri kurdu. Dolayısıyla bütün eğitimleri, bütün taktikleri, stratejileri NATO esaslarına göre silahlı kuvvetlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi ve taktikleriyle donatılmış durumda. O açıdan alanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum. Ne kadar çok zaman kazanırlarsa o kadar zafere veya masaya güçlü oturacaklarına inanıyorum. Tabii en büyük sıkıntı taarruz etmek savunmaya göre çok zordur. Yani 1'e 3 kuvvet üstünlüğü de gerekir. Bir de arazinin sarp olduğunu düşündüğünüzde asgari zayiatla planlanan hedefleri ele geçirmek zamana ihtiyaç gösterir. Şu anda Azerbaycan ordusunun en büyük ihtiyacı da zamandır. Zaman. Siyasetçilere de düşen bu zamanı. Yani masaya oturmadan önce bu operasyonlarla hedefine ulaşması lazım. Toprakların ne kadarını alırsak bizim için iyidir diyor. Zaten işgal edilen topraklar annelerin ak sütü kadar onların. Tabii. Bir de masada pazarlık için ilaveler alınması lazım. Mesela bugün televizyonlarda izledik. Bazı siyasetçiler de söyledi. İşte Nahçıvan'la Kara Sınırı'nın açılması gibi. Yani masaya otururken böyle güçlü bir
kazanımla oturursa askeri harekat açısından masada çok daha rahat bir peki Sayın Çiçek, mesafe alacağını inanıyorum. Tamam. Evet. Bugüne kadar diplomatik bir takım yollar denendi. Masaya oturuldu. Bir takım ateşkesler bozuldu. Peki Azerbaycan neden bugün, daha önce benzer saldırılar olmuştu ama neden bugün şimdi kaybettiği o işgal edilen topraklarını almak için bu operasyonlar için düğmeye bastı? Yani burada Türkiye'nin desteği mi söz konusu? Burada, Rusya'nın da eskisi evet. kadar. Burada temel nokta sanırım Rusya'nın konumu. İkinci temel nokta da Azerbaycan'ın hazır hissetmesi. Saldırı bekleyen Azerbaycan'ın işte tatbikatlarla ve hazırlığını yapıp Ermenistan'ın bu hatasını haklı olarak kullanmasıdır. Çevirmek. Avantaja yani, çevirmek. Avantaja çevirmesidir. Yani düşünün Kıbrıs harekatını 74'ü düşünün. Biz neyi hukuk olarak kullandık? Orada bir darbe yapılmasını ve bize bir hak verdi. Garantör ülkeydik. Azerbaycan'da kendine yönelik bir saldırıyı püskürttü ve arkasından karşı taarruzda daha önce planladığı askeri hedeflere doğru ilerliyor. Şimdi ki Dursun evet. Bey, en kritik noktalardan bir tanesi de sivillerin hedef alınması. Tabii. Büyük bir ihtimalle. Zaten yani hep o, aldı yani. Ermenistan sivilleri. Bu en son sefer de öyle. Daha önce de hedef evet. aldı. İkinci konumda Rusya. Zaten Dağlık Karabağ'ın işgali Ermenistan güçlerinin bir eseri değil. Rusya'nın desteğiyle, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Ermenistan'ın işgal ettiği bir Dağlık Karabağ'dan bahsediyoruz. Şimdi günümüzde Rusya'nın durumu o zamana göre çok farklı. Niye farklı? Kendi ülkesinin işte ambargodur, Doğu Akdeniz'dir, Libya'dır, Ukrayna'dır. Şimdi Beyaz Rusya devreye girdi. Yani çok meşgul olduğu olaylar var. İkincisi de şu anki başbakan veya Ermenistan'ın yöneten irade Rusya ile iyi anlaşamıyor. Evet. Daha çok batıcı. Ve başka bir şey daha var. Amerika'ya dair bugün Rus önemli bir askeri evet. yüksek görevli bu Ermenistan bizim o anlaştığımız Ermenistan değildi. Değil. Evet. Farklı zamanlarda yaşıyoruz. Ben yine de Rusya'nın o kadar tarafsız yok, olduğunu yok zaten belli bir safhada devreye girecektir. Yani en azından biraz ezilmesini Anadolu'daki ifadeyle burnunun kırılmasını kesinlikle. Masada iyice kucak, eskisine kucak. Göre daha yıpranmış bir halde Ermenistan'a oturmasını tercih ediyor. Tabii güç dengeleri açısından da zayıf olan Ermenistan mı, güçlü olan Azerbaycan mı? İran'daki Azeriler'e dikkat aldığımızda Rusya eskisi gibi böyle kolay tercih yapamıyor. Sayın Çiçek, evet. şimdi konuşacağız ama zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden kısa kısa daha fazla sorularla bu turu tamamlamak istiyorum. Sayın Alpay. Şimdi yani bu çatışmalarla sizce Azerbaycan için yıllardır beklediği fırsat doğmuş oldu bu. Şimdi az önce Rusya'nın tavrına, Ermenistan'ın dünya ülkelerinin eskiden Ermenistan'a bakmasıyla ya da Azerbaycan'a bakmasıyla şimdiki arasında fark olduğunu söylüyor Sayın Çiçek. Yani bu hamleyi Putin onaylar mı onaylamaz mı o da çok konuşulmuştu. Veya nereye kadar? Nereye kadar onaylar? Ne yapar? Bir yandan da tabii İsrail'de konuşmak lazım. Azerbaycan'la evet. önemli bir değil mi silah anlaşması var İsrail'in. Tabii Türkiye'den farklı olarak Azerbaycan-İsrail ilişkileri de iyi durumda yani. Ülke acaba silah... İsrail olabilir mi? Evet. Ne olabilir? Şimdi, bütün bunları konuşmak gerekiyor tabii. Her birinin bir etkisi vardır muhakkak. Ama şöyle bir şey var ki bence Ermenistan'ın bu saldırgan tutumunu tetikleyen asli unsur iflah olmaz bir Ermeni ırkçılığı, Ermeni işgal şımarıklığı, duygusu, düşüncesi ve ne yaparsa yapsın, yani ister terör saldırısı yapsın, ister işgale yeltensin, bunun Rusya tarafından da Fransa'nın başını çektiği Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da destekleneceğine ilişkin kesin güvencesi. Dolayısıyla geçen ay Tovuz bölgesine saldırdı. Halbuki burası işgal bölgesi değildi. Ne yaptı orada? Tovuz bölgesine saldırarak aslında Azerbaycan'ı bir noktada tahrik de etti, korkutmaya da yeltendi. Ama orada asıl mesele o hat aynı zamanda Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattının da geçtiği bir enerji nakil hattı olduğu için orada aslında üç ülkeye birden bir noktada böyle bir rest çekmiş oldu. Böyle bir saldırgan tutum sergilemiş oldu. Dikkat edersek bu saldırılar gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan devletinin
hızlı bir biçimde, seri bir biçimde karşılık vermesi sırasında Gürcistan derhal hava sahasını Rusya'ya kapattı. Bu çok önemli bir şey. Gürcistan hava sahasını Rusya'ya kapatınca Rusya bu kez İran üzerinden silahları nakletmeye başladı ki dün ve bugün sizler de görmüşsünüzdür. Rus ağır silahları çok büyük bir oranda İran karayolları üzerinden Ermenistan sınırına girmekteydi. Fakat tam da bu dönemde Ukrayna aynı zamanda topraklarının bir kısmı Kırım başta olmak üzere Rusya tarafından işgal edildiği için aynı Türkiye gibi Ukrayna'da Gürcistan gibi ne yaptı? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma noktasında, işgal altındaki topraklarını kurtarma noktasındaki diyeyim ki taarruzuna, misillemesine destek vermiş oldu. Burada bence Ermenistan'ın, katılıyorum ben, Ermenistan'ın tavrını belirleyen şey bir noktada evet ırkçı milliyetçi yaklaşım, işgalci yaklaşım, yani Türkiye'ye işte 1915 olaylarından dolayı duymuş olduğu hıncı aynı zamanda Azerbaycan topraklarında bir noktada intikamını alma girişimi. Ama aynı zamanda hatırlayacak olursak buraya giren birlikler çok büyük bir oranda Rusya'nın bölgede bırakmış olduğu zırhlı mekanize birliklerdi. O birliklerle bu işgal gerçekleşti. Yani ülkenin, yani Azerbaycan'ın 5'te 1'lik bir bölümünün işgal edilmesi Ermenistan'ın tek başına yapabileceği bir şey değildi. Velev ki şöyle bir şey de oldu. 27 yıldır, 28 yıldır bu işgal altındaki topraklar ancak Rusya'nın kesin desteğiyle, aynı zamanda Minsk grubu dediğimiz, efendim Fransa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın içinde bulunmuş olduğu diyeyim ki ülkelerin, ama şimdi maalesef o ülkelerden aynı destek yok Ermenistan. Yok, ama şöyle bir şey ki şimdiye kadar bu ülkelerin tavrı oyalama tavrıydı. Yani hiçbir biçimde Azerbaycan'da yaşanan dramı, tehciri, işgali ciddi anlamıyla gündeme getirmediler ve Azerbaycan'ı kendi kaderiyle baş başa bıraktılar. Ama ne yaptı Azerbaycan? Bu kadar yıllık zaman dilimi içerisinde korkaklıkla suçlandı. Belki korkaktılar. Zayıflıkla suçlandı. Belki zayıftılar ama o süreç içerisinde kendisi özellikle de Türkiye ile işbirliği yaparak askeri anlamda, stratejik anlamda, taktik anlamında, silahlanma anlamında, ekonomisini çıkartma anlamında çok ciddi bir mesafe kat etti ve bugün gelinen aşamada öylesine bir mesafeyi açmış oldu ki adeta Ermenistan orta çağı yaşayan bir devlet görünümüne düşmüşken Azerbaycansa arada belki 50 yıllık, 70 yıllık bir mesafe açmış oldu. Dolayısıyla bir yandan da Rusya nereye kadar müsaade eder? Rusya şuraya kadar bence yani, müsaade edecek. Rusya Ermenistan'ı kendi başına Karabağ'ın dışında bırakmaz. İşgal edilen toprakların yeniden alınmasına kadar gider mi? Bence yoksa gitmez şöyle bir şey. Çünkü burada öyle bir şey ki, yani aslında bu işgal edilen topraklar Nahçıvan'ın Azerbaycan ana karasıyla bütünlüğünün bozulmuş olması bile esasen Türkiye'nin Orta Asya'daki Türkiye ve Müslüman Cumhuriyetlerle olan ilişkisini kesmeye dönük çok stratejik bir adımdı. Buna müsaade etmez Rusya, ama bir taraftan da kendi kucağında büyüttüğü, beslediği, desteklediği bir Ermenistan'ın kendisine böyle efendim kibirli, gururlu bir takım ifadeler göstererek yüzünü Amerika'ya dönmesine de müsaade etmez. Dolayısıyla burnunu sürtme tavrı olabilir, kulağını çekme tavrı olabilir, biraz birkaç tokat atma tavrı olabilir. Belki en azından oradaki birkaç vilayetin, birkaç kantonun Azerbaycan'ın eline geçecek kadar bir mühlet vermesi, ama bir yerden sonra savaşı kesin noktasında çok açık ve net bir tavrın olacağı kanaatindeyim. Ama burada belirleyici olan şeylerden bir tanesi şudur. Türkiye bu desteği verdi. Türkiye ile birlikte destek veren ülke Pakistan'dır, Afganistan'dır, Ukrayna'dır ve Bosna'dır. Hani şu soruyu da sormak lazım. İyi de kardeşim, Türkmenistan ne diyor? Yok bir şey. Özbekistan ne diyor? Yok bir şey. Efendim Kırgızistan ne diyor? Kazakistan ne diyor? Türkiye Cumhuriyetlere baktığımız zaman adeta ağızlarından üç cümlelik olsun, dostlar alışverişte görsün kalbinden bir ifadenin çıkmamış olması. Doğru. Ki bu da esasen Filistin söz konusu olduğunda Arap ülkelerinin çıkmaması. Bu da şunu da gösteriyor ki despotik rejimler kime bağlıysa bakarak istikamet tayin ediyor. Yani tam da oraya bağlayacaktım. Filistin konusunda Arap ülkeleri, Suudi Arabistan niye bir şey demiyor? Çünkü Amerika'ya bakıyor. Burada niye diyemiyorlar? Çünkü onlar da Rusya'ya bakıyorlar. Bu sebeple yani despotik rejimlerin bölgedeki misyonunu, pozisyonunu görmek lazım. Onu görmeden çok da hayallere kapılmamak icap eder. Peki, diye düşünüyorum. Sayın Zileli, şimdi az önce de bu bir yandan İsrail Ermenistan Başbakanı'nın, Paşinyan'ın Putin'in Amerikan yanlısı olarak gördüğü bir başbakan olduğunu da aktardık. Rahatsızlığını da dile getiriyordu. Yani sözlerle olmasa bile bunun konuşulduğu çok net bir şekilde ortada.
Yani ne kadar izin verebilir ya da ne kadar ilerlemesine izin verebilir Azerbaycan'ın burada derken, acaba bir yandan da Ermenistan Başbakanı'nı cezalandırma taktiği de uyguluyor olabilir mi? Şimdi Putin bakın burada? Şu var. Bir kere tarihsel olarak baktığınız zaman 1915 ve şimdi geldik 2020, yani 105 sene önceden bahsediyorum. Yine Ermenistan, yine arkasında Fransa, yine arkasında Rusya. O zamanki Rusya, Çarlık yani. Ve onların elbiselerini, önce Rusların askeri elbiselerini, sonra Fransızların askeri elbiselerini giyerek ve bir etnik temizliğin yanı sıra bir dinsel temizlik de, öyle de demek lazım, yaparak orada çoğunluğu ele alabilmek için akıl almaz zulümler de yaptı. Karşılıklı bir kırım da yaşandı orada daha sonra işte. Özellikle de Kürt ahali arasında, çünkü Müslüman işte Ortodoks veyahut da Gregorian diye bakmıyorlardı işte. Müslüman, Hristiyan, benden değil, ondan değil vesaire gibi. Şimdi bakın 100 sene sonra yine aynı şeyi yaşıyoruz. Ve yine aynı şeyler var. Devletler. Aktörler. Aktörler var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmıyoruz görünürde. Halbuki ben biraz da onu düşünüyorum. Ya bak, biraz önce güzel bir şey söyledi Kenan Bey. Oradaki o Nahçıvan yolunun kapatılması aslında Türkiye'ye de yönelik çok önemli bir tavır. Üstelik bütün aktörler Azerbaycan'ın herhangi bir durumda zorda kaldığında Türkiye'nin hiç şüphesiz hiçbir şekilde hiçbir şeyden gözünü sakınmadan onun yanında yer alacağını da gösteriyor. Çünkü biz ne diyoruz? İki ayrı devlet, tek millet. Yani Türkiye istese de istemese de, bunu tırnak içinde söylüyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, mutlaka gitmek zorunda. Zaten bizim halkımız bunu bastırır kendi hükümetine, devletine. Şimdi bütün bunlar biliniyorken hala şuna yanıt veremiyoruz. İşgalciliği, yok efendim ırkçılığı, bilmem şusu busu Ermenistan'ın, tamam. Ama bu tek başına Ermenistan'ın niye hem de işgal bölgesinin dışında bir yere daha önce saldırmasını, şimdi de önceki gün yine sivillere yönelik bir saldırganlıkla tahrik etmesinin nedenini açıklamıyor bize. Yani şu oldu da yaptı diyemiyoruz. Zamanı geldi dedi Sayın Dursun Bey. Efendim işte arkadan birisi mi destekledi? Yürü dedi. İki, Avrupa Birliği değil de, pardon özür dilerim, Amerika Birleşik Devletleri acaba Türkiye'nin yeni bir cephe açmasına yönelik bir tilkilik mi oynuyor? Çünkü Ermenistan'daki başbakanın Amerika ile çok daha yakın ilişkilerde bulunduğunu deminden beri konuşuyoruz. Ama buna karşılık Rusya, Ermenistan'ın arkasına denilen Rusya, aynı zamanda Azerbaycan'a daha yeni silah sattı. Daha bundan birkaç ay önce. Hem de bayağı, yalnız biraz daha pahalı satıyormuş Azerbaycan'a, evet, benim öğrendiğim kadarıyla. Rusya şeyini öyle koyuyor ortaya. Ama silah satışları biliyorsunuz bir yeri desteklemek veya ona köstek olmak değil. Silah satıyorlar zaten. Hayır, o hiç fark İsrail'le. Sadece para açısından söylemiyorum. Anladım, anladım. Destek. Etkili olmak, dost görünmek vesaire gibi birçok şeyin unsuru. Ama bunların hepsi kamuflaj da olabilir. Tabii. Kamuflaj da olabilir tabii. Ben yine soruma döneyim. Rusya nereye kadar izin tuzak mı kurdu Ermenistan Başbakanı'na ya da ceza mı verdi? Aynen. Bir yandan bir olasılıkta öyle bir şey de var. Şimdi tuzak lafını acaba kullanamayız, onun yerine başka bir kelime olabilir mi? Ama şöyle bir strateji uyguladı diyelim. Bir taraftan Ermenistan'a... Kumpas çok... Kumpas çok aşina oldu. Kumpas da denilebilir belki. Ermenistan'a ayağını denk al diyecek şekilde bir pozisyon yaratıp, diğer taraftan da Türkiye'nin de biraz zora girmesi, işte yeniden bir yerde cephe açması Türkiye, çünkü birçok sahada oynuyor şu anda. Doğu Akdeniz bizim için bence birincil önemde olan şey şu anda. İşte Libya'sı var, Suriye'si var. Onun dışında Ege'de Yunanistan ve Fransa ile olan çekişmelerimiz de var. Oğlu var yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu tarafa da döndüğü zaman oraya da bir güç yerleştirmek durumunda gibi bir, böyle sahiden çok, hani böyle bir oyun vardı, ondan nedir, böyle çevirirsin çevirirsin hepsini bir şeye getirmeye çalışırsın, neydi onun bir adı? Yapbozları. Yapboz gibi, evet, yapboz gibi. Akıl küpü. Akıl küpü, bravo. Evet. O kadar göründüğü kadar da kolay değildir. Değildir. Ama onu çok çabuk yapanlar vardır.
Bu çok çabuk yapanlar hangi cephede bilemiyorum şu anda ama yapılması gereken ben Dursun Bey'e katılıyorum, Sayın Çiçek'e katılıyorum. Mümkün olan zamanı kazanmak. Yani mümkün olduğu kadar Azerbaycan kuvvetlerinin yürümesini sağlayacak bir ve sonrasında diplomasi masasına gitmek gibi bir şey, ama nasıl olur onu bilmiyorum, ama dediğim gibi burada asıl oyuncu şu anda Rusya gibi görünüyor. Peki, sayın son bir şey daha. Buyurun. Şimdi dedi ya Kerem Bey, İran üzerinden getirdi silahları. Buna bir şey söyleyemiyorum çünkü çok bilgim yok o konuda, ama İran Azeri nüfusun çok önemli bölümünü kendi toprakları üzerinde yaşayan bir ülke. Ve de Azerbaycan'la da iyi ilişkiler içinde. Azerbaycan'dakinin 3 katı. Azerbaycan'la pek iyi ilişkiler içinde değil. Pek iyi ilişkiler içinde değil. Hayır, hatta şöyle. Yeni bir projeyi yapıyorlardı beraber onlar. Şöyle. Demiryolu projesi. Evet, evet. Azerbaycan'ın hilafına Ermenistan'a daha yakın duruyor. Çünkü uluslararası anlaşmalar çerçevesinde işgal altındaki topraklarda altyapı çalışmalarının yapılmasına müsaade edilmezken, Dağlık Karabağ bölgesinde yapılan baraj benzeri bir takım, demiryolu benzeri bir takım yatırımları çok büyük bir oranda İranlı firmalar üstlenmiş durumda. Dolayısıyla İran söylem olarak baktığımız zaman Azeri kardeşlerim diyor, ama eylem olarak baktığımız zaman maalesef. Tabii orada başka bir şey daha var. Bir sonraki periyotta belki size güzel bir soru olur. Ben de yani, şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Hristiyan dünyası komple Ermenistan'ın arkasında da. Evet. Niye İran Ermenistan'ın yanında, Azerbaycan'a karşı? Evet. Yani sizin düşünceleriniz. Öbür blokta sorarız ama sayın hemen bitiriyorum. Sözünüzü bitiriyorum. 1994'te ateşkes yapıldığı zaman zaten işgal tamamlanmıştı. Bugünün toprakları elindeydi zaten Ermenistan. Dünyada bir tek ülke bile bu işgal edilen yerleri onaylamadı. Yani Azerbaycan topraklarında asla dedi burası bu işgal altındadır. Peki biliyor musunuz ki orada Ermenistan kendisi bile böyle bir onaya gitmedi. Neden? Yani orayı gayet rahat katmadı, evet. Topraklarına harita işte varsa. Geçen gün bir yerde bir İngiliz gazetesi galiba okudum. Tam hatırlamıyorum. Dün. Diyor ki bu diyor tam da İsrail'in Golan Tepeleri konusunda yaptığı taktiktir. O da hiçbir zaman Golan Tepeleri konusunda şey yapmadı. Hep böyle bir şeyde bıraktı. Sürüncemede bıraktı. Hiçbir ne zamanki şekilde... Suriye parçalandı. Heh. Aynen. İlak ettim dedi. Sayın Kerkitli, bu arada İran ikinci kez bir barış çağrısı, ateşkes çağrısı yaptı. Onu da hemen aktaralım ama yani niçin yaptığını da biraz sonra konuşuruz. Sayın Kerkitlioğlu, şimdi az önce dedi ya Sayın Çiçek ve diğer konuklarımız, Türk kapısı olarak adlandırılan acaba Nahçıvan'a yapılacak olan bir saldırı Türkiye'ye direkt bir hedef olarak mı değerlendirilir? Çünkü tamam, şu anda Türkiye'nin dahil olmasını gerektirecek bir durumdan bahsetmiyoruz ama Türk kapısı, tamam daha önce yapılan Tovuz'daki saldırı, o da çok konuşulmuştu. Ama böyle bir çılgınlık yapabilir mi Ermenistan? Yaparsa bu yeni bir cephe anlamına mı gelir? Sayın Zileli dedi ki ne olursa olsun biz öyle bir durumda zaten orada olmamız gerekiyor dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Ha, böyle yani, bir hani, sahaya inmeli mi, inmemeli mi, yeni bir cephe olmalı mı? Ama o dediğimiz gibi duruma ve gelişmelere bağlı değişir. Ama orada da bir teyakkuz halinde olunması gerektiği, yani Kafkas cephesinde anlamında söylüyorum, teyakkuz halinde olunması gerektiği kesin. Şimdi Azerbaycan, hani bütün katılımcılar konuştuğu için ben de birkaç not aldım, onları da söyleyeyim. Ben Ermenistan'ın öyle bir çılgınlık yapacağını da zannetmiyorum. O çok daha başka bir anlam ifade eder ki o zaman şu anda dışarıda duran o ülkeler çok daha farklı bir tavır almak zorunda kalabilir. Buna da Türkiye dahil. Nahçıvan için söylüyorum. Hı hı. Masaya oturmaya zorlayana kadar, yani tarihsel boyutuna da baktığım için, hani sürekli diplomasi, Azerbaycan'ın bugüne kadar ki bu Ermenistan'la yaşadığı sorundaki takınmış olduğu tavır zaten bence çok örnek bir tavır. Yani sürekli masaya zorlayan, sürekli diplomasiye zorlayan, sürekli diplomasiye şans veren bir Azerbaycan'la karşı karşıyaydık. Ama durum şu anda öyle değil. Biraz önce Cavit Bey de anlattı Bakü'den. Yavaş yavaş işgal ettiği yerlerden çıkarmaya çalışıyor. Askeri bir operasyona başladı Azerbaycan. Masaya oturmaya zorlayana kadar bu askeri harekat devam etmeli bir kere. Sayın Çiçek de bunu bahsetti. Şimdi başa baş kaldıklarında rakamları söyledi Sayın Çiçek. Yani aç bir Ermenistan var.
çok zengin ve gerçekten çok donanımlı bir Azerbaycan var. İkiliyi karşılaştırmak 26 sene. Yani iki ülkeyi tutmuş. Karşılaştırmak mümkün dahi değil. Ancak ama dünyada gelelim, da güçlü bir Ermeni lobisinden şöyle işte onu asıl işte onu konuşmak lazım. Masada da ancak masada. Ümit Bey evet masada. Şimdi Ümit Bey anlattı. Yani bu denklem o kadar ilginç bir denklem ki Ermenistan şu anki sorunu, o Kafkasya'daki sorunu ne Doğu Akdeniz'den, ne Libya'dan, ne Suriye'den ayrı düşünemeyiz. Yani bugün düşünün, özellikle Doğu Akdeniz konusunda gerek Yunanistan'a, gerek Güney Kıbrıs yönetimine birçok salvolar yapan, birçok destek omuz atan Fransa'nın Ermenistan'ın arkasında olmadığını mı düşünüyoruz? Yeni bir cephe oluşturmak için Ermenistan'ı kışkırtmadığını mı düşünüyoruz? Yani aç karnını bile doyuramayacak durumda olan Ermenistan kendi kendine böyle bir şımarıklığı yapabilir mi? Böyle bir aymazlık içerisinde olabilir mi? İki, ister öyle deyin Amerika'ya yakın değil Ermenistan başkanı, ister şöyle deyin işte Putin ders vermeye çalışıyor deyin. Ne olursa olsun bu işlerin arkasında gerek Libya gerek Suriye'nin Suriye'deki o karışıklığın revanşını almak isteyen bir Rusya yok mudur diye düşünüyorsunuz. Mümkün müdür böyle bir şey? Bir üçüncüsü Amerika tarafı. Amerika'da seçimler yaklaşıyor biliyorsunuz. Ermeni diasporasının da Amerika'da ne kadar güçlü olduğunu da biliyorsunuz. Bu noktada oraya bir de şey ekler diasporası... Dede Ağaç'ta hem evet. deniz hem kara üssü kurulması meselesi evet. çok önemlidir. Mesela bunu da ekleyebiliriz. Şimdi bu seçimlerde Ermeni diasporasının seçimlere etki etmesi yönünde Amerika Birleşik Devletleri hükümetine baskı yapıp yapmadığını söyleyebilir misiniz bana? Yani Amerika'dan her an bu konuda bir destek gelebilir. Çünkü seçim arifesinde. Kasım ayında seçim var. Evet, Kasım'ın başındayım. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman Ermenistan'ın bir şımarıklığının nedenlerini tek başına böyle daha bütünsel olarak görebiliyorsunuz. Yoksa tek başına Ermenistan'ın mümkün böyle bir şeye karar vermesi, böyle bir hani sivilleri hem de hedef alacak şekilde hem haksızsın hem hukuksuzsun. Ondan sonra kalkıp da bunu yapıyorsun. Artık yani bunları tek başına artık düşünmememiz lazım. Çünkü Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki, Suriye bakın sürekli Türkiye'ye cephe açtırıyorlar. Yeni cepheler. İşte evet, bunları Türkiye'den bağımsız da düşünemezsiniz. Çünkü bütün bu cepheleri düşüneceksiniz. Arkasında Kafkasya'da neler oluyor cevap bulabiliyorsunuz. Çünkü Fransa bazı hamlelerle denedi. Baktı olmadı. Sonra ne yaptı? Macron geri adım attı, telefon açtı, görüşelim mi dedi. Bir ortak nokta bulalım, ne olur oturalım dedi. İş bambaşka hale geldi. İlk ama baştaki arada başka bir şey göndermiş vardı. göndermiş olduğu o aymaz mesajları hatırlayın. Bizim derdimiz Türk halkıyla değil Erdoğan'la. Arkasından yok öyle bir şey, ne alakası var? Biz Türkiye ile oturmaya hazırız. Şeylerle de anlaşamadı ama tabii. İşte Almanya ile vesaireyle niye? Olmadı. Tabii, o da işin başka tarafı şu. Avrupa Birliği'nin liderliğini oynayan iki ülkeden bahsediyorsunuz. Evet. Birisi Almanya, birisi Fransa. Fransa hep geri planda kalmış bir ülke. Ne yapıyor? Bu tür hamlelerle acaba liderliğe soyunabilir miyim mümkün diyor. Değil. Ama mümkün değil. Ne askeri gücü ne de ekonomik gücü açısından Almanya ile kıyaslanamayacak. Orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesinin olmasından kaynaklanan herhalde bir cesaret diye akla giriyor. Ama yani. Soru biraz Nahçıvan'la ilgili. Yani evet. Nahçıvan evet. burada çok kritik. Niye kritik? Kars anlaşması gereği Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkiye Nahçıvan'ın şu anki statüsüne garantör. Hı hı. Eğer Türkiye'nin olaya müdahil olup Batı'da bunun propagandasını yapmak isteyen bir Ermenistan düşünürsek Nahçıvan üzerinden Türkiye'yi kışkırtabilir. Hadi onu söyledim. Şunu anlatıyorum. Evet. O zaman Türkiye bir kere garantör olarak müdahale etmek zorunda. İşte evet. ben dedim ya ilgili evet. bütün ülkelerin tavırları ve durumları i̇şte. Daha da değişir. Yani Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye bir Türkiye'nin de operasyonel anlamda söylüyorum işin içine gireceği anlamına gelir. Duan yeni değerlendirme dediğim, durum değerlendirmesi dediğim bu. Tavırların değişmesi, netleşmesi. Şu anda Türkiye'nin müdahale edeceği bir durum söz konusu tabii değil. Göründüğü kadarıyla Azerbaycan'la Ermenistan baş başa kalırsa Türkiye'nin müdahalesi söz konusu sıkıntı olmaz. Sıkıntı değil. İhtiyaç da yok. Tovuz'a ama, saldıran niye evet. o tarafa saldırması İran olabilir? Veya Rusya Ermenistan lehine bir tavır takınırsa veya bir takviye durumu olursa zaten her şey izleniyor. Takip ediliyor. O zaman Türkiye'nin de müdahil olması işte o zaman durum değişecektir. O zaman durum değişecek ve tabii ki. İstenmeyen noktalara doğru. Nedir? O zaman aynı yani sorunun yanıtına geliyor. Sen daha söylemedin onu. Yani Rusya nereye kadar burada gidecek?
Yani ya sadece Rusya değil ama işte durumunda. Fiili müdahalesi Amerika, ne zaman başlar fiili Rusya'nın? Fiili müdahale bekliyor musunuz siz Rusya'dan? Ben fiili, beklemiyorum. En askeri azından, açıdan müdahaleden hani şu bahsetmiyorum. Şu anki sessizliğini bozacaktır, suskunluğunu bozacaktır. Şöyle, bir noktaya kadar. Çünkü şu anda yani yapılan şöyle bir senaryo mesela Ermenistan'da bir darbe oldu. Rusya yanlısı bir askeri junta başbakanı derdest etti. Her şey olur mu? Olur. O zaman Rusya müdahil olur. Olur tabii ki. Yani ama şöyle şu an belki öyle bir ortamı da hazırlıyordur yani. Birkaç zamandır zaten Ermenistan istikrar bulmuyor. Hükümet kurma çabalarında tabii. Oldukça ciddi sıkıntılar var. Ama biraz da Paşinyan'ın yüzünü Amerika'ya daha fazla dönmesinin sebebi Rusya bölgeye tahakküm etmekle beraber Rusya ekonomik anlamda buraya herhangi bir yatırım yapmıyor, katkı sunmuyor. Onlar sadece milliyetçilikle karınlarını doyurmaya çalışıyorlar ama ülke idare edilemiyor. Dolayısıyla esasen biraz batıya doğru yüzünü dönmesinin sebebi herhalde Rusya'dan herhangi bir desteğin gelmemesi. İki, bu sadece aslında Ermenistan'a ait bir olay da değil. Belarus'taki olayların ortaya çıkması, yükselmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Lüşenko'nun 25 yıldır süren iktidarını özellikle demir yumrukla yönetmesine karşı halkının göstermiş olduğu isyan. Diğer taraftan da Rusya ne olursa olsun ben seni başkasından yar etmem diyor. Ama şöyle bir şey var ki bölge hakikaten biz sadece Doğu Akdeniz ya da Suriye-Libya meselesi olarak görüyoruz ama biraz yakın bölgeye baktığımız zaman Ermenistan ve Azerbaycan'ın komşusu sayabileceğimiz, İran'ın komşusu sayabileceğimiz Afganistan'da 20 yıllık Amerikan işgali bitmek üzere. Hmm. Ve Taliban'ın iktidarının ayak sesleri geliyor. Biliyorsunuz geçen hafta Mike Pompeo oradaydı. Ve Mike Pompeo'nun karşısında 5 yıl boyunca Guantanamo'da tutmuş oldukları bir esir de müzakereci olarak bulunuyordu. Dolayısıyla 20 yıllık işgal binlerce ölüme sebebiyet verdi, yokluğa, açlığa sebebiyet verdi ama Amerika işgali bitirmekten başka seçenek bulamadı. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman Rusya'nın düştüğü duruma düştü. Evet, aynen. Yani Rusya 10 senede çekildi, Amerika 20 senede çekildi. Sıfıra sıfır, evde var sıfır. Sadece on binlerce çocuğun daha ayağı kolu kopmuş oldu. Fakat bir şey daha var ki Pakistan'la Hindistan arasında süren çatışmanın Kaşmir üzerinde çok ciddi anlamıyla diyeyim ki alevlenmiş olması, Jammu Keşmir'de yani işgal altındaki Keşmir, diğeri azat Keşmir biliyorsunuz, Hindistan'ın ciddi anlamıyla hem etnik hem de dini anlamda bir temizliğe girişmiş olması dolayısıyla bölgede bir kaynaşma var. Ama diğer taraftan Hindistan'ın Çin'le olan sınırındaki yaklaşık 3200 kilometre, orada da yani haftada bir, 10 günde bir sürekli sınır çatışma çıkıyor. Dolayısıyla yani olay sadece bizim yaşadığımız Suriye'deki, Irak'taki çatışmalardan ibaret değil. Dünya yeni bir kaynaşmanın içerisinde. Yani yeni bir devinimden çıkıp yeni bir düzleme geçecek. İkinci Dünya Savaşı'nda kaynaşmanın merkezinde Batı ülkeleri vardı. Fakat bunun dışında yani yeni dönemde Batı dışı ülkelerde bir kaynaşma ve çatışma olduğuna ilişkin emayelerin çok olduğunu ifade edebiliriz. Rus sözlerinizi tamamlayın. Şöyle söyleyeyim hani orada kalmıştık. Hani nereye kadar durur? Ne zaman müdahale eder? Rusya Ermenistan dersini alana kadar. Ermenistan yönetimi dersini alana kadar. Onun kafasındaki o sınıra kadar Rusya'nın müdahalesini beklemiyorum ben. Hep öyle yapıyoruz. Öyle yapacaktır. Şimdi bir de zaten şikayetçi. Sayın Çiçek'in söylediği gibi yani Rusya yanlısı bir darbenin gelince olmayacağına malum. Neden belki de onun planı, belki de onun planı içerisinde şu anda Rusya. Yani Ermenistan benim asıl buradaki özetle söylemek istedim. Ermenistan dersini bir alana kadar duracak. Hem onu yapacak hem de ondan Ermenistan da dersini almış olacak. İyice muhtaç hale gelecek Rusya. Onun bir sınırı vardır tabii ki. Yani şimdi Cavit Bey'in de söylediği gibi %20'lik işgal bölgesinden atmaya çalışıyor Azerbaycan. Evet. Şu anda Ermenistan. İşgal edilen topraklarını Kurtarmaya çalışıyor. Ekstra bir toprak talebinde de yok. Yani Dağlık Karabağ sınırına kadar ilerlemesine izin verir misiniz? Verir. Zaten bence Ermenistan'ın verir. Şu andaki bence %20'yi yani, gözden çıkarmış. Çıkarmıştır onu kastediyorum. Onu kastediyorum. Bir şey zaten hani gelişmelerin hemen yani akabinde yani bir gün içerisinde çok sayıda hedefi vurulunca Ermenistan bu sefer şöyle bir teklif getirdi. Dedi ki biz Karabağ'ın bağımsızlığını konuşabiliriz. Yani demek ki onlar Karabağ kadarsını tutacaklar. Tabii. Muhtemelen onu sizin de bahsetmiş işte olduğunuz gibi 7 vilayetin iadesi. Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını da bugüne kadar Ermenistan'ın da ne kadar arkasında durduğu ayrı. Hiç durmadı. Evet yani Ermenistan topraklarına katılsın mı yoksa bağımsızlığını mı ilan edilsin? Öbür türlüsü daha çok işine geliyor. Da çok dedim zaten Golan Tepeleri şimdi misali. Bir reklam arası vereceğiz. Sonra devam edeceğiz konuşmaya.
Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Bu tarlalarda, bu meyvelerde, bu gülen yüzlerde, bu topraklarda, yani Anadolu'da, geleceğimiz tarımda. Migros'un desteği de tarım bizim geleceğimiz diyenlerin yanında. Çünkü gelecek tarımda, Anadolu'da. Havuz başında Bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun. Hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. Bu salı BİM'de 200 gram Daphne kuvertür çikolata 6 lira 95 kuruş. Vanilyalı cupcake karışımı 4 lira 95 kuruş. Birbirinden lezzetli ve eğlenceli pastalar için daha birçok çeşit bu salı BİM'de. Birlikte olamazdık, biliyorduk. Bile bile yine seni özlüyorduk. Biz aylardır bu anı bekliyorduk. Haydi artık sona ersin bu özlem. Arkamdayız yanımda olamasa da, arkamdayız birbirini dolduramasak da, kendimize arkamdayız. Basketbolun değişmeyen rengi bu sezon desteğin rengi. İNG Basketbol Süper Ligi heyecanı başlıyor. Instagram filtremizle marşımızı kaydet. Türk basketboluna desteğini sahalara taşı. Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Türkiye gündeminin sıcak konu başlıkları güne bakışla masaya yatırılıyor. Piyasalarda neler konuşuluyor? Dolardaki yükseliş neyin habercisi? Kurdaki dalgalanma nasıl son bulacak? Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan'a destek çıktı. Azeri-Ermeni çatışmasında neler yaşanacak? Dağlık Karabağ sorunu çözüme kavuşturulabilecek mi? Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akdeniz mesajları bölge ülkeleri tarafından nasıl karşılanacak? Mine Uzun soruyor. Ekonomist Arzu Toktay, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçlüer, siyaset bilimci Doktor Zeynep Banu Dalaman yanıtlıyor. Güne Bakış yarın 14.30'da TV100'de. Noktada yarın akşam bu program senin için bir cevap hakkı. Türk rapçi ve söz yazarı Norm Ender canlı yayında Okan Bayülgen'e konuk oluyor. Hakkındaki tüm merak edilenleri yanıtlıyor. Hiç ihtiyacım yok hiç sahte dostlara, duygusuz samimi olmayan afilli bozlara. Hiç ihtiyacım yok hiç böyle mutluyum, okey sevmiyorsan işte yok çünkü ben buyum. Ya gerçekler ya sessizlik nokta. Nokta yarın akşam 21.30'da TV100'de. TV 100'de. Bakış açısı devam ediyor. Konuklarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Yeniden Azerbaycan'a döneceğiz. Doktor Cavit Veliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkez Şube Müdürü. Sayın Veliyev, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi az önce konuklarımızla da konuştuk. Şimdi işgal edilen, Dağlık Karabağ'dan sonra da işgal edilen bölümleri alabilmek için Azerbaycan şu anda savaş hali ilan etti. Ama Rusya nereye kadar müdahale etmez, eder mi, etmez mi? Ermenistan'ın yanında hangi ülkeler olabilir? Sizce hangi durumlar Azerbaycan'ın lehine ve aleyhine olabilir böyle bir durumda? Az önce de konuşmamızda sorduğumuz bir örnek vardı. Nahçıvan, Azerbaycan, Ermenistan eğer Nahçıvan'a saldırma çılgınlığını gösterebilir mi? Gösterirse ne olur? Bütün bu olasılıklarda konuşuluyor. Evet, onu da soracağız ama isterseniz bunlarla bir başlayalım. Şimdi... taraflar müttefiklerini aslında
Tovuz saldırısı sırasında ve 2016 Nisan Savaşı'nda test etti. Tabi Azerbaycan bu defasında Türkiye'nin sonsuz desteği her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanındadır. Pakistan'dan destek geldi, Macaristan'dan net destek geldi, Ukrayna'dan destek geldi ve Gürcistan'dan destek geldi. Bu destek şu anlamda geldi. Yani bu taraflar meselenin Azerbaycan toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde çözümlenmesini destekledi. Ermenistan tarafına bir de Türk Konseyi bir açıklama yaptı ve işgalci birliklerin ivedilikle Azerbaycan topraklarından çekilmesini çağrısını yineledi. Ermenistan'a net bir destek Kıbrıs Rum kesiminden geldi. Ama birçok diğer devletler, mesela Amerika Birleşik Devletleri olsun, Fransa olsun, Rusya olsun, tarafları ateşkese davet etti. Evet, çok keskin bir destek yoktu orada ama diyor ki terkikli oldu. Şimdi seçimler var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın da ne yapacağı belli olmaz diyor. Şimdi Trump, şöyle diyeyim, eğer Amerika-Azerbaycan ilişkileri ve Amerika-Ermenistan ilişkilerini Trump döneminde konuşursak, Obama dönemiyle kıyasladığımız zaman Azerbaycan-Amerika ilişkileri Trump döneminde daha iyi oldu. Çünkü Obama daha çok Ermenistan'ın işine yarayan politika izledi. Ama Trump döneminde sorun şu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kafkasya'da çok fazla gözükmedi. Özellikle John Bolton'un istifa etmesinden sonra hiç ilgi göstermedi. Bu da güç boşluğunun ortaya çıkmasına neden oldu. Ermenistan'a Rusya silah gönderiyor. Ve Tovuz saldırılarından sonra basında yer alan haberlere göre 17 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında çeşitli uçaklarla Kazakistan, Türkmenistan, İran üzerinden Rusya, Ermenistan'a silah gönderdi. Benim kendi tespitime göre, ben bu konuda bir de makale yazdım Türk basınına, o gelen silahların nedeni Türk SİHA'ları. Çünkü o dönemde Türkiye'den Azerbaycan'a SİHA'ların verileceğine dair bir söylenti vardı. Nitekim Şubat ayında Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıksız askeri maddi yardım anlaşması imzalanmıştı. Ve bu anlaşma çerçevesinde sonradan böyle bilgiler basına yansıdı ki Türk SİHA'ları Azerbaycan'a verildi. Ermenistan'a Rusya'dan silah desteği devam ediyor. Ama Rusya doğrudan Ermenistan'ı söylemde desteklemedi. Hatta Vladimir Putin'e soru sordular. Yani ne zaman İlham Aliyev'i arayacaksınız diye. O da dedi ben gerektiği zaman ararım. Yani böyle geçiştirdi ve dedi ki ben komşu devletlerin iç işlerine karışmıyorum. Sanırım bunda şu iki etken önemli rol oynadı. Birincisi, Azerbaycan'ın Rusya ile uzun dönemdir doğrudur. Rusya Ermenistan'a da silah verdi, Azerbaycan'a da silah sattı. Rusya'nın bu konudaki resmi açıklaması şudur: biz taraflar arasındaki askeri dengeyi koruyup bölgede bir savaş çıkmasını engellemeye çalışıyoruz. Ama Azerbaycan bundan rahatsızdı doğal olarak, haklı olarak. Çünkü Azerbaycan toprakları işgal edilmiş. Yani burada bir işgalciyi destekliyorsun sen. Yani Azerbaycan Ermenistan'a saldırmadı, Azerbaycan Ermenistan topraklarını işgal etmedi. Peki Sayın Veli, şu an itibariyle şunu da sormak istiyorum. İki ülke, özellikle Filistin ve İran. Şimdi Filistin'le olan ilişkileriniz, yani bizim Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkiler gerilerken Azerbaycan'la İsrail arasındaki ilişkilerin yükseldiğini görüyoruz. Mesela bir süredir İsrail teknolojisiyle kendi İHA'larınızı ve kamikaze İHA'larınızı da üretiyorsunuz. Ve dolayısıyla yani birden fazla aslında sebep var iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin iyileşmesi için. Çünkü İran'ın kuzey komşusu olmalıyız bir yandan da. Evet. İsrail ile ilgili kilit ülke deniliyor. İsrail'in size böyle bir durumda bu hamleden sonraki bakışı ve bundan sonraki durumla ilgili beklentilerinizi sormak istiyorum. Bir de İran,
Azerbaycan popülasyonu, Azeri popülasyonu İran'da çok önemli. İran her ne kadar iki ülke arasında, Ermenistan ve Azerbaycan arasında ikinci kez ateşkes konusunda çağrı yaptı ama yine de Azerbaycan'ın yeterince arkasında olmamakla da suçlanıyor. Neler söyleyeceksiniz bu iki, İsrail için ve İran için? Dondu. Dondu galiba. Evet, sanıyorum. Sorular tam da zamanında dondu. Evet, yani ben, sorular çok güzel. Sorular uzundu. Bu arada büyük bir şans aslında bugün internetin Azerbaycan'da çekmesi ve bize Skype bağlantısı yapması konuğumuzun. Evet. Çünkü gündüz biz orayla bağlantı yapmaya çalıştığımızda biliyorsunuz bir sıkı yönetim ilan edildiği için yarı deniliyor ama ölçüsünü bilmiyoruz. Çok zorluk yaşamıştık. Tekrar bağlanabiliyor muyuz konuğumuza? İlerleyen dakikalarda İstersen devam edeceğiz ama Sayın Çiçek evet, size devam ediyor. Aynı soruyu size sormuş olayım. Aynı soruyu biz almış olalım. Şimdi isterseniz önce İsrail'den başlayalım. Tabii İsrail esas itibariyle kendi güvenliğini sağlamak birinci hedef olan bir ülke doğal olarak. Çünkü yabancı bir coğrafyada sonradan oluşturulmuş bir devlet. Ve Irak'la Suriye'nin parçalanmasından sonra Mısır, Arabistan'la Amerika'nın önderliğinde bir barış anlaşması yolu açıldıktan sonra onun için güvenliğini tehdit eden tek şeytan İran kaldı. Dolayısıyla bütün dikkati İran'ı kuşatmakla ilgili, İran'ı bir iç savaşa, bir parçalanmaya sürüklemenin yollarını aramakla ilgili. O açıdan bakıldığında Azerbaycan onun için çok ideal bir ülke. Yani hem 30 milyon, 35 milyonluk bir Azeri nüfusun olduğu bir İran. Tabii ekonomik sıkıntılar, ambargolar filan. Dolayısıyla Ermenistan mı, Azerbaycan mı? 1'e 10 herhalde İsrail'in yönetsem Azerbaycan. Ben de Azerbaycan derim. Dolayısıyla orada tutarlı bir ilişki var. Bir de silah satma, teknoloji satma, ihracat, ithalat. Biraz önce milli gelirlerini ortaya koyduk. Neredeyse 1'e 10 yani. Dolayısıyla İsrail'in Azerbaycan'ı tercih etmesi kendi dış politikası ve milli çıkarlar açısından uygun bir hareket tarzı olarak düşünüyorum. Bu sağlam temeller olduğu için de bu ilişki değişmeyecek. Yani en azından... Peki bu savaş halinde kilit ülke olabilir mi İsrail? Yani diyelim ki Ermenistan'a ummadığımız... Sürpriz bazı destekler olduğu zaman İsrail devreye girip ne yapıyorsunuz diyebilir. Devreye şöyle girebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin sesini kısabilir. Avrupa Birliği'nde etkin oranın sesini kısabilir. Yani sonuçta etkin olabilir. Batı'nın Azerbaycan'a Amerika müdahalesine devletlerinin sesini kısabilir. Tabii yani geç müdahalesini engelleyebilir. Yani ben tamam. Yine Yahudi lobisi seçimler falan var. O açıdan en azından Kasım'a kadar bu konuda etkin olabilir. Şimdi sıra geldi İran'a. Yani İran tabi bizi hayal kırıklığına uğratan bir ülke. Şimdi milyonlarca Azerbaycan kökenli vatandaşı olan bir ülkenin Azerbaycan'ın yanında %100 yer alması lazım. Sınır komşusu, kültürel birliği var, İslam ülkesi, tarihi gerçekler var. Şimdi İran tutuyor işte kendi üzerinden Ermenistan'a Rusya'nın silah yardımı yapmasına göz yumuyor. Burada bir samimiyetsizlik var. Yani gelecekte inşallah bu mücadelesinden işgal edilmiş topraklarını kurtararak, güçlenerek çıkmış bir Azerbaycan'ın gelecekte İran'a yönelik iyi düşünceler taşıması mümkün değil. Dolayısıyla İran'ın bunu dikkate alması lazım. Aynı şeyi Türkiye'de görüyor. Yani Türkiye'de görüyor. Şimdi PKK militanları Kandil'den, Suriye'den, Irak'tan Ermenistan'a nasıl gidiyor? İran üzerinden İran gidiyor. Başka türlü olamaz zaten. Lafa gelince PEJAK'la mücadele ediyor. Işte, halbuki PEJAK'la ne kadar büyük mücadele karşı mücadele ediyoruz. Oradan temizletiğini söylüyor. Ama alana gelince her türlü ihanete yeşil ışık yakıyorsun. Operasyonel yani, anlamda hiç yok. Bunu İran'a yakıştırmak mümkün değil. Tabii bu konuyu da başta İran ve Türkiye olmak üzere herkesin takdirine sunuyorum. İran burada samimi değildir, ikiyüzlüdür. Yanlış yoldadır. İsrail kadar olamamıştır. Bunun altını çizerek sözümü bitirmek istiyorum. Ben Sayın Alpay'a soralım. İsrail kadar olamamıştır diyor Sayın Azerbaycan'a destek konusu. Azerbaycan konusunda. Birkaç husus var. Bir tanesi bu kriz baş gösterdiği anında İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü
Dedi ki biz bölgede istikrarın bozulmasını istemiyoruz dedi. Yani ama demek ki demek? Biz işgalin devam etmesi, işgal altındaki yani toprakların özgürleşmesi hususunda adım atılmasını desteklemiyoruz. Birincisi bu. İkincisi aynı konuşmanın devamı dedi ki Kafkasya dışından gelen orduların derhal çekilmesini istiyoruz dedi. Şimdi Kafkasya dışından gelen ordu dediğiniz zaman kim gelir acaba kimi kastediyor? Yani Venezuela ordusunu mu kastediyor? Uruguay şimdi, olabilir. Bunları muhakkak suretti. Şimdi Türkiye'deki en önemli zaaflardan bir tanesi biz... Neden net konuşmuyor peki? Yani o bu zaman net, neden? Daha net olmaz. Daha diplomatik dilde Türkiye'ye buradan defol git demektir. Hani geçen gün Yunanistan'ın bir gazetesi, Demokritas gazetesi bir başlık atmıştı ya, onun gibi bir şey diyor aslında. Ama demokratik yollarla. Fakat şimdi burada bizim gözden kaçırdığımız bazı şeyler var. Birincisi biz İran meselesini... gerçekten iyi takip etmiyoruz, gözden kaçırıyoruz. İran'a ilişkin bizim gözlemlerimiz, yani 90'lı yıllarda kalmış gözlemler vardı işte, yani Türkiye İran olmayacak falan, yani orayı filan çoktan geçti. Yani İran meselesi gerçekten Suriye krizinde, Irak krizinde, Yemen krizinde çok başat bir aktör olarak karşımıza çıktı ve bölgenin bu noktaya gelmesinde en az Amerika'da kadar, en az Rusya ve Suudi Arabistan kadar gerçekten suçlu bir ülkedir. Şimdi burada belki bir şeye değinmekte fayda var. Şimdi biz mesela PKK militanlarının bir kısmının İran üzerinden Ermenistan'a gidip orada diyelim ki eğitim görmesini konuşuyoruz. Bunlar terör yapması. Evet, terör yapmasını az önce zaten beyefendi söylemişti. Evet, metroya, trene değil mi? Sabotajlar düzenleniyordu. Fakat bir şey daha var orada. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi özellikle Ermenistan'dan Halep bölgesine getirilen özel birlikler vardı Rusya aracılığıyla. Halep biliyorsunuz boşaltılınca İran destekli Şii milislerle beraber Halep bölgesine Ermenistan'dan özel birlikler getirildi. Aynı zamanda Çeçenistan'dan da özel birlikler getirildi. Yani Çeçenistan'ı ve Ermenistan'ı aslında çok büyük bir oranda bölgeye dönük bir ileri karakol gibi kullanıyor Rusya. İran'ın siyaseti ise Amerika'ya karşıtlık adı altında Amerikan emperyalizmiyle mücadele adı altında aslında bölgede çok daha fazlasıyla Rusya'nın ve Çin'in tahakkümüne bir noktada aracılık etmekten öteye gitmiyor. Dolayısıyla Türkiye ile İran neden ortak noktada buluşamıyor? Türkiye ile İran mesela neden bir Müslüman toprakların işgalinin temizlenmesi, işgalden kurtulması için ortak hareket edemiyor? Çünkü İran'ın önceliği Şiilik ya da Müslümanlık önceliği değil. Hani diyeyim ki bizimle bir ihtilaf var. Yani Safevilerden, Osmanlı'dan kalma bir ihtilaf var. Mezhebi ihtilaf. İyi de peki Azerbaycan'da ne ihtilafı var? Orası da Şii, orası da Şii. İşte orada Şiilik meselesi de kenarıya çekilmiş oluyor. Tamamen Fars ideolojisiyle, Farsçılık ideolojisiyle hareket eden, milliyetçi, ulusalcı ideolojiyle hareket eden bir İran karşımıza çıktığı için Dursun Bey ya da benzeri birçok insan için acaba İran neden böyle hareket ediyor, neden bizi hayal kırıklığına uğratıyor sorusunu böyle acı acı sorduruyor. Bir şimdi de demin burada bahsettiğiniz ama şurayı da açmanızı isteyeceğim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da çünkü oradaki teröristler gidene kadar ve paralı askerler gidene kadar dedi. O paralı askerler kimler? Paralı askerler çok büyük bir oranda eğer doğruysa bugün Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Beyrut patlamasından sonra bölgeye getiren yerleşimciler artı Suriye'nin özellikle Halep bölgesinde, Hama Humus bölgesinde bulunup oradaki savaş dolayısıyla bölgeden çıkarılması gereken bir takım diyeyim ki Ermeni unsurların olduğu söyleniyor. Ama tabii ben onu doğru mudur değil midir, propaganda mıdır onu bilmiyorum. Ama kötü olan şeylerden bir tanesi de dün bu mesele konuşulurken tecrübeli diplomatlardan birisi Ünal Çeviköz'ün çıkıp Türkiye'yi efendim bölgeye cihatçı göndererek... Orada diyor ki bu tür şeyler zarar verir. Bir an önce hükümetin buna bir yanıt vermesi. Ama şöyle bir şey, bunu henüz daha kimse dile getirmeden olur mu canım? Buradan Ünal Çeviköz söyleyince bu sefer önce nasıl ama bakın orada çok önemli onu almıyor. Tamam. Bir bakalım. Dışbasını da takip ettiği için diyor ki bu konularda Türkiye'ye suçlamalar var. Müsaadeydin. Bunlara cevap getirin ey hükümet diyor. Öyle demedi aslında ama neyse. Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapılıyor ve söylentilere göre cihatçı gruplar da Azerbaycan'a gönderildi şeklindeki iddialar. Şimdi bunu konuşacağız. Bir reklam aramız var. Sonra düzeltmeler geldi dediniz. Onları da ekleriz. Ama niçin böyle bir açıklama yapıldı tartışacağız. Bir reklam arası.
Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Havuz başında Bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun. Hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. 180 ay vadeyle topraktan satış avantajını kaçırmayın. Sağlıklı Ev Ormanköy. Emlak konut güvencesi ve DAP yapı vizyonuyla. 444-9327. Bu salı BİM'de 200 gram Daphne kuvertür çikolata 6 lira 95 kuruş. Vanilyalı cupcake karışımı 4 lira 95 kuruş. Birbirinden lezzetli ve eğlenceli pastalar için daha birçok çeşit bu salı BİM'de. Alargo kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Sıcak iyi geldi değil mi? Çünkü o çift yoğuşmalı Premix teknolojisiyle hem ısıtmada hem sıcak suda tam yoğuşma ve ekonomi sunan Alarko Seradense Super Plus Kombi. Adı gibi süper kombi. Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Evet, CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözleri bugün AK Partili Ömer Çelik'ten de cevap geldi. Konuşuldu, bütün partiler tarafından konuşuldu. Bu arada 4 siyasi partinin de ortak bir mektuba imza attığını da hemen aktaralım. Ama bu konuşulan kısmı az önce Sayın Alpay dile getirdi, onu da konuşalım. Neydi? Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapılıyor ve söylentilere göre cihatçı gruplar da Azerbaycan'a gönderildi dedi. Çeviköz, AK Partili Ömer Çelik'in cevabını da hemen aktaralım. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur şeklinde bir açıklaması var Ömer Çelik'in. Bu konuyla ilgili dikkat etmek lazım. Gerçekten dikkat etmek lazım. Çünkü yani Libya meselesi olduğunda da hemen sanki böyle Suriye'de on binlerce, yüz binlerce profesyonel savaşçı var da oradan hemen oraya gönderiyor, oraya gönderiyor filan gibi. Ya onu tartışacağınıza deyin ki ya bu Wagner Libya'da ne arıyor? Bu Wagner Suriye'de niye katliam yapıyor? Ya ben bir sefer yabancı savaşçı kategorisinde en azından Ünal Çeviköz gibi dünyayı, siyaseti, diplomasiyi bilen insanların oturup şu Wagner üzerine bir açık oturum yapmasını, böyle bir basın açıklaması yapmasını beklerim. Ama sürekli bir biçimde hani oradan oraya cihatçı gönderildi, cihadist gönderildi gibi şeyler hakikaten Azerbaycan'ın işgale karşı vermiş olduğu mücadeleyi de zayıflatıyor. Azerbaycan'ın işgale karşı mücadeleyi destekleyen Türkiye'nin pozisyonunu da zayıflatıyor. Yani hem yanlış hem de zararlı oluyor. Dolayısıyla bu politikayı sürdürmek kimseye fayda sağlamıyor. Bu arada Çeviköz'den bir açıklama var. Onu da seyircilerimize aktaralım. Tabii. Ondan sonra devam etmekte fayda var. Diyor ki Çeviköz, dün bir televizyon kanalında naklettiğim bazı iddia ve haberler çarpıtılarak hakkımda iktidar partisi tarafından bir karalama kampanyası da dönüştürülmüş bulunmaktadır. Asıl üzücü olan bu kampanya ile benim ve partimin Azerbaycan'ın yanında olmadığımız şeklinde yaratılan algıdır. Elbette can Azerbaycan'la dayanışmamızı destekliyorum, destekliyoruz. Aksini hayal ve iddia etmek, sözlerimi çarpıtmak yalnızca iddia sahiplerinin gaflet ve cehaletini ortaya koymaktır. Şimdi şöyle söyleyeyim, ortada bir gaflet, cehalet falan yok. Söylenen cümle belli ama benim çok daha değerli gördüğüm, çok daha kıymetli olan benim için bugün meclisten dört partinin aynı ittifakla bir birlikle oturup o Cumhurbaşkanı'na metne, teşekkür ediyorum. Evet, metne imza atması arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı'nın dört partiye ve meclise teşekkürü etmesi. Bu benim için en kıymetli olandır. Evet, şimdi hani Ünal Bey gelen tepkiler üzerine böyle bir açıklama yapmış ama yani ben böyle CHP'nin genel tavrının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mesela Doğu Akdeniz tavrı orada gayet Doğu Akdeniz bence gayet. Hayır orada net. Ne? Orada net. Ama şöyle şeyler çıkıyor bazen gereksiz sesler. Şimdi gereksiz mesela Oruç Reis geliyor. Ya kardeşim Oruç Reis'i hani bakım için aldık deniliyor mesela. Diyorlar ne alakası var? Geri adım mı atıyorsunuz? Yine bu açıklama da mesela o şekilde geldi. Libya konusunda da bu geldi. Yani ama baktığınızda genel tavrı mesela Doğu Akdeniz'de haklarımızı milli soruna konularda, onu kastediyorum. Milli ama sonuna kadar şöyle de ekliyor. Onu da aktarayım isterseniz. İktidar dış politikada attığı adımlar hakkında
Gazi Meclisimizde temsil edilen siyasi partilere bilgi vermemekte ve istişare etmemektedir. İktidarın bizlerin ve kamuoyunun gözlerinden kaçırmaya çalıştığı nedir? Muhalefet olarak dış politikada tüm ülkeyi bağlayan, her vatandaşımıza maliyeti olan ve bize danışılmadan atılan her adımı sormak, sorgulamak bizim muhalefet olarak doğal hakkımız ve daha önemlisi tarih önündeki sorumluluğumuzdur diye neyi soruyor? Söylüyor Çevik. O zaman lafının hali arkasında demektir bu açıklamasıyla. Yani bakın bu tür, bu ne yani şeyi hatırlıyorum da hani Aynalar Hap'ta işte bu son Kobani operasyonu hani Selahattin Demirtaş'ın kullanılarak yapılan bir algı operasyonu vardı. Türkiye DEAŞ terör örgütünü destekleyerek Aynalar Hap'ta Kürtleri katlediyor. O yüzden 52 tane 53 tane vatandaşımız Selahattin Demirtaş çağrısı yüzünden katledildi bu ülkede. O nedenle bu tür şeyler, bunlar tamamen Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, uluslararası alanda mahkemelerde yargılanması için yapılmaya çalışılan algı operasyonları. Bunlara gerek yok. Burada Türkiye'nin tavrı belli. Ana muhalefetiyle tek bir yumruk halinde zaten meclisten çıkmış. Çıktı zaten de çok, tam bir birlik. Bir şey dedim ya, kıymetli bulduğum, asıl değerli bulduğum bu. Bir tek imza atmayan kim? HDP. Oturalım bunu tartışalım. HDP'nin nasıl bir parti olduğunu işte tartışalım. Yani burada şimdi tamam Ünal Bey'in söylediği doğru ama burada HDP'nin tavrının yani sürekli benzer olaylarda hep aynı tavır. Yani terör devletleri, benim gözümde bunlar terör devletleri. Terör devletlerini destekleyen, kendi kumaşında da olan, ne yazık ki kendi kumaşında da olan işlerde hep böyle kenarda durması, hatta ve hatta bu terör devletlerini desteklemesi. Burada asıl tartışılması gereken şeylerden biri ben, bu. İkincisi de şunu söyleyeyim. Şu anda belki sormadın ama bu çok önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Türkiye'de bu tür çapsızlar, çok art niyetli insanlar var. O yüzden söylüyorum. Bu Azerbaycan-Ermenistan savaşı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik sosyal medya üzerinden çok ağır, ciddi çok taciz alçakça ve tehditler var. Aynen. Bunlar bakın bu hatta o taciz bugün maalesef Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde işte bunlar olmaz. Bir takım gerçekten kendini bilmez. Peki, yani bizim insanları saldırgan nasıl izin buna? Bizim buna izin verilmemesi lazım. Bakın, verilmemesi gerekiyor. Yani onun etrafında gerçekten olağanüstü bir önlem alınmalı. Hayır, alınmış. Çünkü, hepsi alındı. Çünkü bu insanlar bizim komşumuzdur. Tabii ki hayır, bizim vatandaşımız. Vatandaşımızdır tabii vesaire. Ki Türkiye, yani her şey bize emanet. Hepimizin Ermeni arkadaşları var, Ermeni dostları. Benim çok var. Yani her şeyden önce Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hukuku koruyacağız. Bir de tabii şuradan da yola çıkanlar var. Bu benim sosyal medyada gördüğüm. O da çok alçakça bir şey aslına bakarsanız. Efendim bu Türkiye'de izinsiz çalışan 100 bin Ermeni var. Kapının önüne koyalım. Hemen yani. Kapının ya önüne koyalım. Ya bunlar işte çok ya gerçekten çok vicdansız şeyler. Derinliği olmayan, vicdansız. Ve gerçekten çok vicdansız diyebiliriz. Çok çirkin. İşgale karşı verilen yüce mücadeleye zarar veren. Sonuna kadar zarar veriyorsunuz ve köstek oluyorsunuz. Başka hiçbir şeye yaramıyor bu. Ben onların da Azerbaycan'ı desteklediğine inanıyorum. Ya nedir şu? Evet, ben de %100 inanıyorum sizin söylediğiniz gibi. Ya bizim ne kültürümüze yakışıyor, ne geleneğimize, ne örflerimize, ne adetlerimize, bize yakışmıyor bunlar. Vatandaşlarımızdan ve bahsediyor. Ve ne olur ben o yüzden şunu söylüyorum. Kimse bu tür çirkin provokasyonlara gelmesin. Herkes itidalli olsun. Onlar da bizim vatandaşımız, onlar da bizim komşumuz, onlar da bizim canımız. O terör devleti dediklerimizin klasmanına düşürüyor. O kadar. Tabii yani, bunu söylemeye çalışıyor. Çok doğru. Sayın Zileli, Sayın Çiçek, sizin de görüşlerinizi alalım. Bir de bu aşamada yani tamam bununla ilgili yorumlarınızı alacağım ama şimdi bu noktada yani bu şeyle ilgili eğer bir çözüme kavuşulursa Azerbaycan istediğini alırsa bu bölgedeki ülkeler için de çok büyük bir yeni bir dönüşüme neden olur diye bir iddia var. Tamam, Azerbaycan için bir büyük bir avantaj olur. Ermenistan için olabilir mi? İsrail için olabilir mi? Türkiye için nasıl olabilir? Bu Türkiye ile Ermenistan-İsrail ilişkilerini Azerbaycan üzerinden dengeleyebilir mi? Bütün bunlar da aslında masaya yatırılması gereken şeyler ama isterseniz az önce Kerkitlioğlu'nun ve Sayın Alpay'ın dile getirdiği konularla ilgili yorumlarınızı alayım sonra bu noktaya geçeceğiz. Evet. Hangi konular? O kadar çok şey konuşacağız. İsterseniz Ermeni toplumuna karşı yükseltilen şimdi, o aşırı o arkasından şu şey meselesi. İşte CHP'nin CHP'li, yani Ünal Çevik Özüm. Ünal Çevik Özüm. Şimdi bakın Ünal Çevik Özüm'ü tanıyorum tabii ben de şey olarak ve onun okuduklarının bir bölümünü ben de okudum. Yani hem Ermenistan tarafından yapılan açıklamaları
Bu işte Türkiye asker ve şey gönderiyor. Ne derler adına? Cihatçı gönderiyor. Ha, cihatçı gönderiyor gibi açıklamaları ben de okudum. Ünal Çeviköz üstelik Bakü'de de büyükelçilik yapmış bir diplomat. Bölgeyi çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor bölgeyi de. Bu ben öyle değerlendirmiştim. Şimdi bu tarafından o zaman için bakmamıştım. Çünkü ben de yazı yazacağım, bakıyorum, her şeyi inceliyorum. Bunu gördüğüm zaman ya bu tabii ki buna karşı bir açıklama yapsınlar. Çünkü biz aynı şeylere Suriye'de de uğradık. Değil mi? Aynı şekilde hem Amerika'da söyledi bunu, Avrupa Birliği de söyledi vesaire vesaire. Fakat sonra şimdi şeyi görünce vay bu. Şimdi tabii siyasi söylemler, hele ki böyle seçime gidiliyor mu gidilmiyor mu diye sorulan anlarda bir iktidarın veyahut da bir ana muhalefet partisinin hangisi olursa olsun fark etmez, yakaladığı bir şey konusunda karşı tarafı suçlama şeyine dönüşmesi, fırsatına dönüşmesi hali. Ama ben yine de Ünal Çeviköz'ün bunu bu insiyakla yaptığını göremiyorum açıkça söylemem gerekirse. Burada evet, ha çok mu acele ettin? Biraz önce siz mi söylediniz? Bunu gitsen işte evet. Dışişleri Bakanı'na söyle. Niye onu oraya söylüyorsun? Dışarıda tespitlerini paylaşmak açısından. Belki de acelecilik. Yani, kamuoyuna açıklamasın. Git evet. Anlat yani. Acelecilik diye ama orada da bir şey haklı yönü var. Yani mecliste bilgi verirse bunlar orada tartışsa kapalı gizli i̇şte ya, ortamda. Benim bu tür çatlak sesler hiç olmaz. Bizim bu evet. Parlamentoyu yeniden hayata geçirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bu çok iddialı oldu. Parlamento hayatta değil mi diye. Vallahi göründüğü kadarıyla yoğun bakımda. Anlatabiliyorum. Yani şeyin anlamı kalmadı. Sayısı da 600 oldu üstelik. Fakat parlamento diye bir şey yok ortada. Benim gözlemim bu. Yapılması gereken şu. Karşılıklı eğer istiyorsanız siz muhalefetin bu konularda sürekli destek olmasını farklı tabii ki eleştirecek o şeylerde ama neden şey yapılmaz, oturumlar düzenlenmez? Mesela bu konuda bir oturum düzenlense, orada insanlar düşüncelerini söyleseler, muhalefet partileri de, iktidar da, yahut da iktidar temsilcileri hep yaparlar ya, giderler ziyaret ederler, bazı şeyler anlatırlar. Önemli, bu konuda bilgili olan kişiler gider falan. Şimdi bunları da çok uzun zamandır görmediği için muhalefet neyi nerede söyleyeceği konusunda tereddüte de düşebiliyor. Çünkü bu da çok açık bir şey. Ben size ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Burada şeyi değiştirmek için söylemiyorum. Bu gece işte biz tekrar parlamenter sisteme döneceğiz. Öyle görünüyor. Çünkü bu iş böyle yürümüyor. Göreceksiniz. Bunu da daha ileride bir gün tartışırız diye düşünüyorum. Buyurun. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Güçlendirilmiş. Biraz güçlendirilmiş olabilir. Aynı konuyla ilgili sizin de görüşünüzü alayım. Sonra öbür konuya geçip. Şimdi Sayın Çeviköz'ün yaptığı açıklamadan bir cümlenin alınıp abartılması yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı açıklamada o bildiriye imza koymayan partinin iktidar partisi tarafından çok daha fazla bir ağırlıkta gündeme taşınması lazım. Onunla ilgili hiçbir eleştiriler yok. Tabii muhalefet olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir açıklama büyütülüyor. Şimdi biz bu konuda bir milli duruş sergiliyorsak bu milli duruşu yaralamaya yönelik veya olumsuz etkilemeye yönelik açıklamaları kamuoyunun önünde değil, uygun ortamlarda şahıslarla görüşmemiz lazım. Çünkü onu tartıştıkça o karşı tarafta Ermenistan'da suistimal konusu oluyor. Yani şimdi ben bir hata yapmışsam veya yaptığım bir açıklama olumsuz olarak algılanıyorsa hükümetin yetkilisi veya AK Parti yetkilisi gelip bizimle görüşüp uygun ortamda bunu düzeltin, böyle yanlış anlaşılıyor demesi lazım. O onu açıkladı, bu bunu açıkladı. Çok şimdi, ağır şekilde. Evet. Tam şekiller karşı tarafın ağır. İşine yarayacak bir şey yani. Tartıştıkça olay büyüyor. Dolayısıyla yoksa ben de ben meclisteki yani bir grubun açıklamaya imza atmamasının Sayın Çeviköz'ün açıklamasından çok daha mühim olduğunu düşünüyorum. Doğru, ben de katılıyorum. Şimdi Azerbaycan, biraz önce de konuştuk. Zamana ihtiyacı olan bir ülke. Yani askeri harekat açısından zamana ihtiyaç olan bir ülke. Ve İran'la özellikle Rusya'nın çatışma bölgesinin dışında tutulması veya Ermenistan'a silah desteğinin azaltılması, kesilmesi mümkünse. İşte Türkmenistan hava sahası falan, oralarda Türkiye'nin gücü var. İmkanlar var. Türk konseyi de bir açıklama yapmış ki onlar hep konsey üyesi ülkeler. Evet. Yani dolayısıyla dışarıdan müdahaleyi tecrit edecek tedbirlerin
Türkiye tarafından alınması lazım. Bu konuda Azerbaycan'a büyük destek verilmesi lazım. Hatta Türkiye'nin İran üzerinde daha etkili olması lazım. Peki yani, o soruyu tekrar sorayım. Evet. Diyelim ki bu Azerbaycan'ın istediği şekilde her şey ilerledi. Yani alabileceği her şeyi aldı. Yani işgal edilen topraklarını geri aldı. Belli bir noktaya kadar geldi. Bunun Rusya, Türkiye, İran belki de, İsrail ya da şey için Rusya'yı da söyledik. Bütün bu ülkeler için yeni bir dönüşüm fırsatı olabileceğinden de bahsediliyor. Hani Azerbaycan üzerinden acaba Türkiye, İsrail ya da Türkiye başka ülkeler burada bir düzelme, burada bir ilerleme mümkün görüyor musunuz? Yani, nereye kadar? Şimdi Azerbaycan'ın istediğini ele geçirinceye kadar, elde edinceye kadar Rusya tarafından zaman tanınması gelecekte Ermenistan şeyini çizip Denklemden çıkıp Rusya'nın müttefiki veya işbirliği yapacağı ülke Azerbaycan ve Türkiye olacaktır anlamına çıkıyor. Burada tabii kaybeden ülke İran olacaktır. Yani burada yanlış tutumundan dolayı İsrail, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi konusunda da Azerbaycan, bu böyle bir mücadeleden güçlü çıkmış bir Azerbaycan'ın etkin olacağını düşünüyorum. Özellikle Arap dünyasındaki çözülmeye de baktığımızda Türkiye'nin bu konudaki, özellikle Filistin ve Kudüs konusundaki çabalarının beyhude olduğu, tek arkasına baktığında hiç kimseyi bulamadı, Timur'un filleri gibi hiç kimsenin kalmadığını, dolayısıyla Suudi Arabistan Türk malları yani, o zaman çok fil lazım şimdi, demesi gerekiyor. Arkaya bakıyorsunuz, bütün Müslüman ülkeler, özellikle Arap camiası çekilmiş, bir tek Katar kalmış. O zaman bu mücadeleyi Filistin için onlar vermiyorsa, Türkiye'nin milli çıkarlarına aykırı da olsa bu mücadeleyi önderlik etmesinin bir anlamı kalmıyor. O zaman ne olur? İşte Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İsrail anlamında yeni bir bölgesel ittifak, bölgesel bir işbirliği ortamının doğacağını düşünüyorum. Bu her şeye yansır mı? Yani Doğu Akdeniz'den tutun. Zaman içinde yansır. Türkiye de bunu yansıtmalı zaten. Bu imkanları kullanmalı. Tabii buna Mısır'ı da dahil ederek. Arabistan çok zor da Mısır'ı da dahil ederse, yani Rusya bölgesel işbirliği anlamında söylüyorum. Azerbaycan, Türkiye, İsrail ve Mısır'ın birlikte hareket ettiği bir coğrafyada karşısında direnecek bir ülke kalmaz diye düşünüyorum. Şöyle, mesela Türkiye Azerbaycan'a destek konusunda şöyle mi bakıyor acaba, kimler destek olur diye bakıyor mu, yoksa önce ben destek olurum, destek olan olursa olur, olmazsa Azerbaycan, Filistin. Azerbaycan. Ama zaten bu açıklamayı yaptı. Şimdi da Şimdi meşru davalara sahip çıkan, meşru hakları, hukuku, temel hakları, özgürlükleri savunan devletler belli bir takım zorluklarla karşılaşıyor olsa bile uzun vadede kazanırlar. Şimdi mesela Suudi Arabistan Türkiye'ye ilişkin yeni bir ambargo kararı aldı. Evet, bu kararı aldı. Ama şöyle düşünmeyelim. Yani Suudi Arabistan'ın Muhammed bin Selman'ın orada ilelebet iktidarda kalacağını falan kimse zannetmesin. Ya da Sisi'nin Mısır halkını temsil ettiğini, inelebet orada iktidar olacağını falan zannetmesin. Biz hak bellediğimiz yolda tek başına olursa gidelim. Filistin davasına da sahip çıkalım. Suriye'deki, Irak'taki, ta Doğu Türkistan'daki davalara kadar meşru olan neyse onun yanında duralım. Kazanırız kesinlikle. Şu anlama gelmesin bu. Efendim biz gidelim İsrail'le savaşalım falan değil. Hayır, bölgenin kendi dinamikleri. Çok haklısınız bakın Filistin konusunda. Yani tesadüf oldu. VIP'den indik otobüste. Hamas lideriyle karşılaştık. Televizyonlardan tanıyorum. Oturduk. İngilizce dedim ki, ya Filistin Kurtuluş Örgüsü Abbas'la niye el sıkışmıyorsunuz? Niye güç birliği yapmıyorsunuz? O dedi Amerika'nın şu an nasıl el sıkışalım? Yani, ya kendi aralarında da bir birlik yok zaten. Yani Filistin ama bana göre bir beyhuda şeydir. Filistin tabii bir güvenlikçi olarak da söylüyorum. Geçmişte PKK'yı, Asala'yı, terör Filistin örgütlerini. Filistin değil işte o. Kurtuluş Örgütü dediğimiz örgüt. Işte, Yasser Arafat zaten, yani. Ama şimdi bakın bu örgüt zaten son gelenekten gelen bir örgüt. Ama onlara Hamas'la temel çatışma da bu. Türkiye teröristlerle tanışmasını Hamas nereden geliyor? Orada eğittiği teröristler sağlamıştı. Hamas yani. İslami kökenli bir parti olduğu için, İslami kökenli bir hareket olduğu için bölgenin halkların kardeşliğine inanıyor. O dönemde hatırlayacak olsanız Filistin Kurtuluş Örgütü... Bölgenin halkının kardeşliği mi yoksa İhvan kardeşliği? İhvan kökenli. Daha İhvan'a yakın diyelim yani. İhvan da değil. Ya biri başbakan, yakın. Biri devlet başkanı. İkisi el sıkışmıyor birbirlerine. Amerikan uşağı diyorsa... Ama sadece şunu söyleyeyim. Ben Mahmut Abbas ne zaman seçilmişti?
Oldu bayağı. Bayağı oldu. Şimdi bakın seçim yapılmıyor. Yani darbeyle orada oturan bir insanı biz Filistin devletinin meşru temsilcisi sayıyoruz ama bakın seçimleri yaptırmayan bir FKÖ var. Darbe yapmaya kalkıştılar defalarca. Hamas da o yüzden araları bozuk. Dolayısıyla milli hayır, birlik beraber... Biz kime destek veriyoruz o zaman? Biz kime destek Filistin veriyoruz? Davası. Biz Filistin halkına. Filistin'in... Hangi halkı kim temsil ediyor? Şimdi ya orada siz şimdi ya eğer halkı, yani. Filistin halkını, Filistin halkını, Filistin halkını görmek istiyorsak... Sonuçta şöyle, Filistin davası şöyle, diye bir dava Filistin var. Filistin halkını yani. Görmek istiyorsak her gün İsrail devleti kimin evini yıkıyor? Tabii. Kimin dükkanını yıkıyor? Kimin bağını bahçesini talan ediyor? Aşından ediyor, suyundan kimin, ediyor. Kimin tarlasındaki ağaçları kesiyor? Ona bir bakalım Filistin halkı odur. Yoksa öbür türlü otursun mukata denilen karargahta... Mahmud Abbas, ben Filistin halkını temsil ediyorum. İyi de kardeşim senin bu davayla hiçbir alakan yok ki. Oraya oturmuş. Lök gibi oturmuş. Dolayısıyla Filistin halkı kimdir dediğimiz zaman o direnen insanlardır. Yani orada eğer biz en azından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin defalarca çıkarmış olduğu Filistin topraklarının işgal altında olduğuna dair kararları görecek olursak hiç değilse 67 sınırını bizim görmemiz lazım. Kudüs var, Batı Şeria var, Gazze var, Nablus var, El Halil var. Ramallah var. Bunların hepsinde İsrail işgali var. Hani habire, hala bile sadece Yemen'den değil, sadece İspanya'dan değil, Rusya'dan bile, Arjantin'den bile uçaklar dolusu Yahudi insan getiriliyor. Beni yeni evinden yerleşim. Çıkartıyorlar. Hadi bakalım sen burada otur. Onu evinden çıkartıyor. Habire kalır. Yani ya şu kadar devlet ne kadar yani apartheid rejimi dersek bu Arap Yarımadası'nın nasıl? Arap Yarımadası'nın yüzyıllardır kaderi olmuş. Bir türlü içinden çıkılamayan bir yüzyıllardır değil 1948'den bu yana. Hayır 48 yani dediniz, 48 son 100 senede İsrail, Filistin, son 100 senede yaratılmış bir ülke. Asıl hikayemiz tabii. 100 senede Şerif Hüseyin'in başını çekmiş olduğu ya. İsyan hareketidir. Ama Şerif Hüseyin'dir o. Şerif Hüseyin'in etrafındaki insanlar. Biz ama bütün şimdi olarak Arap halkını oraya dahil edersek o ama, zaman biz bütün coğrafyayla ilişkimizi... İdeolojik olarak da onun peşindeler. Yani. Türkiye ile yürümekten ziyade... Eğer ideolojik olarak peşinde olsalar ne Irak'ta insanlar ayaklanırdı, ne Suriye'de, ne Mısır'da, ne Libya'da, ne Tunus'ta, ne şeyde, Yemen'de. Bakın hepsi despotik rejimlere, diktatörlüklere karşılar ve onların gözü, gönlü, kulağı inanın bu tarafta. Yıllardır buraya böyle bakalım. Diyorsunuz ama şimdi İsrail karşıtı olarak bölgede evet. Yavaş yavaş bir tek Türkiye kaldı yalnız. Evet, bak. Türkiye, Katar o kadar. Evet. Yalnız geçen gün bir mahreçle her an gidebilir yani. Katar küçük bir ülke yani. Küçücük o, çok şey değil. Abi, bunun niye olan bir yer. Onun bir, Konya'nın içinde. Hayır, onun bir cevabı var abi. O altın küreyi hatırlayın. Yani bunun tek tabii, cevabı o. Evet, evet. Yani bu Türkiye tek kalsın böyle bir şey için. Yani sonuç itibariyle bak şimdi ilk Dursun Bey'e sorduğun sorudan yola çıkarak söyleyeyim. Dış politikada öyle şeyler olur ki. Bakın geçen hafta Cuma. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Dedi ki Mısır'la Yunanistan arasında yapılan anlaşma beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı dedi Mısır evet. Tarafından. Bu ne demek biliyor musun? Libya'da hani sürekli deniliyor ya. Yapabiliriz. Tabii yani, sürekli şey deniliyor ya Türkiye Mısır'la görüşüyor. Demek ki görüşüyor Mısır'la. Böyle bir çünkü bir liderin hayal kırıklığına uğramasını ne şöyle diyebilirdi. Bana ne kardeşim diyebilirdi mesela. Ama hayal kırıklığına uğraması işte, 2010'da bizim kalktığımız sandalyelere şunu söylemeye İsrail'le Mısır'la Yunanistan oturdu kardeşim. Tamam, biz kalktık o oturdu. O, biz kalktık derken şöyle bir şey. Yani yanaydık. Bakın karşı şöyle. Karşıya geldik. Şimdi eğer biz Tunus'ta bir gencin ateşe kendisini ateşe vermesiyle beraber ortaya çıkan ve on binlerce insanın hayatına mal olan olayları hani bir kalemde çizebilirsek üzerinde dediğiniz doğru. Yani. Ama üzeri bir kalemde çizilemeyecek öylesine olaylar yaşandı ki biz nasıl mesela hocalı katliamı unutabilir miyiz biz? Unutamayız. Değil mi? Olmaz yani. Olmaz. Ya da Kıbrıs'ta ya Erenköy'de yaşanan ya. Katliamı unutabilir miyiz? Unutamayız. Ama biz diyoruz ki Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da onu unut. Onu. Ya nasıl unutsun? Ha şimdi tamam, İsrail'in Filistin'de yaptıklarını, Gazze'de yaptıklarını ne yapacak? Unutalım mı? Veya bunlara göz mü yumalım? Şimdi biraz önce İsrail'in Azerbaycan'a verdiği destekten bahsetti. Evet. Kaşına tartışma oradan çıkıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kaşına gözüne istinaden mi veriyor? Hiçbir zaman değil. Ne, böyle bir şey olabilir mi? Çok büyük çıkarı var. İsrail böyle bakar oluyor. Elbette. Biz de öyle bakalım işte diyorum. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Dış ilişkilerde şimdi, böyle bakılır tamam, yani. Tamam yarın bizim bundan önce İsrail'le biliyorsunuz yani o mavi ilişkilerimiz aynı İsrail'de. Hala o ilişkiler ticari olarak bütün sürüyor. Bunlar olur tekrar görüşülebilir. Yani biraz önce özetlemeye çalıştığınız o dengeyle birlikte. Bakın Mısır'la oturulduğu konuşulduğu belli. Yani bu
Suriye ile temas kurulduğu belli, çok net. Hem de Esad rejimiyle kurulduğu belli. Bu yani bunlar söyleniyor artık. Açık açık konuşulmaya başlanıyor. Rusya'nın yaptıkları da belli biliyorsunuz. Yani. Suriye'de başka yerler. Ha bir de bu var. Şimdi 36 askerimiz öldürüldü. Bravo yani, Rusya tarafından. Oturmuşsunuz, mutabakatlar imzalamışsınız. Kaç tane mutabakattan bahsedebiliriz değil mi? Bunun adına Moskova mutabakatı dediler. Yok Soçi bilmem ne dediler. Soçi, hastane falan. Evet. Hayır, bir değil, iki değil. Oradan sonra geldin. İdlib'te kaç tane askerin öldü? Peki şunu sorayım. Şehit edildi. Evet. Sayın Kerkütlüoğlu. Evet. Yani Mısır'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz haftalarda söylediği, hatta açıklık getirdiği şey yarın öbür gün belki Azerbaycan üzerinden İsrail için de geçerli olur mu? Olabilir. Başka ülkeler için olabilir. Bak onu söylemeye çalıştım. Dış politika böyle bir şeydir. Dün ilişkileriniz daha sıcaktı ki bugün bile hala en büyük ticaret yaptığınız ortaklarımızdan bir tanesi. Yarın öbür gün bölgede, coğrafyada değişecek dengelerle birlikte yeniden o ilişkileri kurabilirsiniz. Yarın öbür gün ben Mısır'la da aynı şekilde bu ilişkilerin kurulabileceğini düşünüyorum. Yani çok İbrahim da Kalın da açıkladı. İsrail'le Doğu Akdeniz'de bir enerji ortaklığı olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Yani dış politika böyle bir şeydir. Çıkar. Başkasının çıkarı değil. Kendi çıkarımdır benim için önemli zaten olan. Zaten savunduğumuz böyle bakmalısın. Dış politikanın senin karşısına altın ülkeyi birden bir konsorsiyum adı altında çıkarıyorlar. Bunun içinde Kıbrıs Rum kesimi de var, Yunanistan'da var, Ürdün'de var, Mısır'da var. Ondan sonra İtalya var. Evet. Başka kim var? Fransa. 7 ülke var. Fransa var, bir de Filistin işte bunun bir parçasıdır diye açıklayan da Enerji Bakanı İsrail. Peki Sayın Zileli, yeni bir döneme mi girdik dış politikada? Evet. Eskiden hep duygusal olmakla suçlanıyordu Türkiye. Daha geniş bazı şey konularda. Evet. Şimdi başka bir aşamaya mı geçtik? Evet. Aslında aşama sadece bir diplomasi konusunda yeni bir döneme girmiş olmak değil. Dünya yepyeni başka bir düzene doğru gidiyor. Yani şu pandemi süreci, insanların evlerine kapanmasından tutun da birbiriyle hiç ilişkili gibi görünmeyen, efendim Keşmir'deki olayla bilmem efendim dünyanın öbür tarafındaki işte Fransa ile Türkiye arasında, Yunanistan ile Türkiye arasında, bütün bu Suriye'si, Irak, hepsi yeni bir dünya düzenine geçişin sancıları. Şimdi iktidarın denedikleri var. Yani tabii maliyetini, millete maliyetini dikkate almazsanız bunlar denenebilir. İşte çözüm süreci denendi. Maliyeti ortada. Ermenistan'la ilişkiler biraz önce. Ya burada maçlara geldi filan önce adamlar. Türkiye'deki bunun kardeşim, maliyeti nedir? Allah'ın maliyeti. Bu verilen diplomasiye verilen şanstır. Kıbrıs'taki referandum. Ama verdiğiniz maliyeti, o şans sizin aleyhinize nasıl kullanıldı onu anlatmaya çalışıyorum. Suriye, Irak kullanıldı. Bunu nasıl engelleyebilirsin ki ama sen ilişkileri normalleştirmeye çalışıyorsun. Sayın Kerkütlüoğlu ne oldu? Tekrar eski devlet politikasına döndük. Şimdi İsrail'de de Mısır'da da masaya oturursak birlikte yürürsek devlet politikası eski dönüyor. Diplomasi yani, 2010 öncesine dönmüş olacağız. 10 yılı kaybettik. Ya muhakkak. 10 yılı kaybettik yani. Bu bize luz gibi bu 2006-2007 senesinde Türkiye Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirme sürecine girdi. Böyle bir teşebbüste bulundu. Azerbaycan'a işte, rağmen girdik yani. Ama şöyle bir şey ki orada Türkiye şöyle demedi yani. Azerbaycan toprakları işgal altında kalsın ya da siz tekrar haritanızı şey istediğiniz gibi çizin. Sivas'a kadar bir Ermenistan çizin. Yok canım ya, tabii ki öyle değil. Ne dedik ya arkadaşlar? Bak ama şunu da demedik yani. Azerbaycan'ın işgal ettiğiniz toprakları terk edin. Dedik. Yapmayın. Ama terk etmeden oturduk. Nasıl demedik? Görüşmenin esası buydu. Dursun Bey bakın. Hayır bu yapmadığı gibi. Bir şey söyleyeyim. Bu yapılmadan masaya oturduk. Bu yapılmadan sınırları açtık. Ben süreci az çok takip ettiğimizi zannediyorum. Biz de görevdeydik o dönem. Tamam eyvallah ama. Evet. Yani çözüm süreci meselesi de aynı. Kıbrıs'taki referandum meselesi de. Ya bakın Denktaş'la Klerides arasında 700 bilmem kaçıncı defa görüşme oluyor. Ya hiçbir sonuç yok. Niye? Kıbrıs sorunu Türkiye için şimdi çözülmüş bakın, zaten. Çözülmüş ama nasıl? Çözümsüzlük çözüm üzerinden. Yani biz herhangi bir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir ülke tarafından tanınmasını bir türlü sağlayamıyoruz. Sağlayabilmenin imkanlarını zorladı Türkiye. Avrupa Birliği nezdinde bunun için ciddi bir girişimde bulundu. Birleşmiş Milletler gözetiminde bir referandum yapıldı ve ona rağmen hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş Milletler kendi kaidelerini çiğneyerek Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni açığa düşürdü. Yani Türkiye'nin bir tutarsızlığı yok. Üstelik orada Kıbrıs Rum kesimi hayır dedi. Ona rağmen Kıbrıs'ın doğru aldılar. Doğru söylüyorsunuz. Denktaş gibi bir Kıbrıs ama, kahramanını bakın, karalayarak tamam, bakın, evet karalama çıksın değil diye. Ama bakın karalama şimdi, yani. Ama bakın şöyle bir bak, şey. İki tane bir siyasetin bir tasvip edilmemesi yani mutlaka böyle bir karalama, böyle ya, bir ihanet suçlaması olarak nitelenmesin.
Evet, o süreçte Denktaş... Siz o kaseti dinlediniz mi? Hangi kaseti? Sayın Cumhurbaşkanı'nın Denktaş'la ilgili açıklamaları, dönemin Talat'la konuşuyor. Hatırlayamıyorum o şu an. O kasetten dolayı Aydınlık'tan iki tane genç gazeteci benimle beraber aynı iddianameden yıllarca hapiste kaldılar. Bu gizli, gizli bir şey miydi? Yani dinleme miydi? Yok, telefon görüşmesi. Dinleme sayın ama Çiçek, değil mi? Dinleme tabii, ses kaydı. Sayın Alpay, bir reklam arasında Denizli gidelim. Denizli kimdi? Ondan sonra Deniz, devam Deniz biri de işte... Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Havuz başında Bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun. Hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. 180 ay vadeyle topraktan satış avantajını kaçırmayın. Sağlıklı Ev Ormanköy. Emlak konut güvencesi ve DAP yapı vizyonuyla. 444-93-27. Alargo kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Çok fit değil mi? Çünkü o her mekana uygun kompakt yapısı, üstün teknoloji ve yüksek performansıyla Alargo Süper Fit Kombi. Adı gibi süper kombi. Yapay bileşen yok. Sentetik içerik yok. Koruyucu da renklendirici de yok. İşte bu ya. Muhteşem. Ne kola ne gazoz. No On, Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Londra'nın baş döndüren mavisi Koçak Azure Pırlanta Kolye'de. Özel fiyatıyla Koçak mağazaları ve ekoçak.com'da. Koçak, seninle güzel. Devam ediyoruz. Az bir süremiz kaldı ama Sayın Alpay, sizin sözlerinizi tamamlamanızı isteyeceğim. Türkiye'nin dış politikasında değişmeler oluyor mu? Az önce İsrail örneği verdik. Mısır'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçen haftaki söyledikleri, Kıbrıs'la ilgili açıklamalarınız vardı. Evet. Bu arada Mısır diyoruz ama sizin de acaba Mısır'ın ekonomisine bakmamız lazım tabii, diyordunuz reklam arasında isterseniz. Hepsine. Yani biz mesela muhatap olduğumuz ülkelerin siyasi, ekonomik, diplomatik durumlarını çok fazla tahlil etmiyoruz. Yani Mısır diyoruz ama darbeyle yönetilen bir ülke. Bakın darbenin üzerinden 5 sene geçti, hala insanlar sokakta ve ekonomik anlamda sefalete yuvarlanmış bir ülke görüntüsü var. Diğer taraftan Etiyopya'ya da Nil Nehri üzerinde bir baraj yapması üzerine Etiyopya'nın Mısır ekonomisi ciddi bir sıkıntıya, daralmaya girmek durumunda. Şimdi biz bunları görmeden ısrarlı bir biçimde işte Mısır'la görüşeceğiz. Neyi görüşeceğiz yani? Şimdi yarın öbür gün Sisi orada koltuktan indirilebilir. Yani diktatörlere, darbecilere yatırım yapmak aynı zamanda bölge halklarını kaybetmek anlamına gelir. O yüzden buralarda çok böyle dikkatli olmak lazım. Önümüzü arkamızı görmemiz lazım. Muhatap ülkenin İçini, efendim iç dizaynını, siyasetini, ama diplomasini de... Ama Suudi Arabistan gerçeği de var. Suudi Arabistan gerçeği şöyle bir şey, bakın. Şimdi Suudi Arabistan'da bir taht çatışması yaşanıyor son 4 yıldan bu yana. Muhammed Bin Selman'ın bütün teamülleri çiğnenerek veliaht prens ilan edilmesiyle beraber Suud ailesinden sayısını unutamam ama yüzlerce insan gözaltına alındı ve mal varlıklarına el konuldu. Bununla beraber ülkenin en önemli aydınlarına, ulemasına hapisler verildi. Bakın burada İstanbul'da konsoloslukta Cemal Kaşıkçı tabii, nasıl öldürüldüğünü gözünde tutalım. Yani ve bu maalesef olduğu zaman Amerika'dan, Rusya'dan, Avrupa'dan doğru düzgün bir tepki bile gelmedi. Hiç çıkmadı. Yani nasıl biz ambargo neden geldi diyoruz. Ambargo neden geldi diyoruz. Çünkü Türkiye ikinci bir soruşturmayı açıyor ve diyor ki siz asıl failleri, asıl katilleri saklıyorsunuz diye. İkinci bu işin ucunda, evet bu işin ucunda veliaht prens var. Herkes dış politikayı böyle götürürken ama bizim bakın, yani şöyle, vicdani bir ayrıştığımız nokta var. Ayrıştığımız bize bir, zarar veriyor bir yani. Nokta var. Tabii ki biz Türkiye'nin menfaatlerini, çıkarlarını koruyalım, gözetelim. Ama eğer biz evrensel hukukun esaslarına, prensiplerine, uluslararası hukuka dayanarak hareket edersek o zaman Türkiye'nin atacağı adımlar daha sağlam, daha güçlü ve daha sonuç alıcı olacaktır. Onu yaptığı için cezalandırılıyor zaten. Yoksa Suudi Arabistan her yerden mal alıp satıyor. Ama bakın Türkiye'ye blokaj koymasının temel sebebi budur. Yani siz Kaşıkçı dosyasını açamazsınız. Bizim cinayetimizi aydınlığa kavuşturamazsınız diyor.
Siz ne diyeceksin? Ha iyi gel o zaman adam öldür burada git elini kolunu sallaya sallaya. Türkiye buna müsaade ederse burası yol geçen hanına döner. Zaten yol geçen hanı. Ya o kadar da yapmayın ya. Ya en gözünü seveyim ya bütün şeyde. Nasıl ya? Yani? İçeride Suriye'den gelen o cihatçı diye adlandırılan adamların içeriye girdiğine dair şeyleri biz anlatmıyoruz. Ya hayır bakın şeyler, şimdi. Yani şimdi Türkiye... bunlar öyle bir tartışmalar ki aslında bu akşam onu konuşacaktık. Şimdi çıkıyor bir popüler bir vaiz. Diyor ki canlı yayında defalarca 2000 selefi tilavlı. Tamam gel kardeşim anlat. Ben bilmiyorum. Şimdi bakın sürekli olarak Türkiye'de bir kara propaganda ve psikolojik harp yapılıyor. Şimdi bu demek aslında Amerika'nın, İsrail'in, Rusya'nın öteden beri uğraştığı Türkiye cihadist bir ülkedir. Türkiye Suudi Arabistan'dan ya da İran'dan daha beter, daha koyu, daha şiddetli, hayır, daha canım, radikal bir şey İslamcı devlettir yani, imajını biz kendi kendimize şimdi, alıyoruz hayır. Üstümüze. Elbise diye biçiyoruz. Burada sadece yani, Suriye olarak 5 milyon başka, insan. Yani ispiyonaj dışında, faaliyetlerine, kara propaganda faaliyetlerine. Şuradan buradan. Ümit Bey biz kendimiz müsaade etmiyoruz. Kendi kendimizi o kadar karalıyoruz. O kadar rezil ediyoruz ki. Ay, bunu niye hiç rezil Avrupa'da edeyim? Ya da bir başka yerde bize hayır, karşı bir kara propaganda bu yapılmasına. Bu tür şeyle biz konuşamayacağız mıyız? Hayır konuşalım. Konuşalım. Konuşuruz. Ama işte konuşan adamı söyledikleri. Sayın Zilevi'yi de dinleyelim. Bir müsaade edin. Buyurun. Tabii buyurun. Söylemek istediğim şu. Bana birisi... Bu birisi normalde aslında İçişleri Bakanı olmalı ama anlatmalı ya bu bütün insanlar gelenler ne kadarı bunların şey altında bunu da faşist bir kafa tabii bir kontrol olması lazım. Doğru, doğru mu? Doğru. O şeyde Ankara'da gelip patlatan ortalığı çocuğu Antepli. Hatırlıyorsun Antepli. Evet. Nasıl almış o kimlik kartını nasıl etmiş vesaire bir öyle hı-hı. Bir kapandı gitti. Söylemek istediğim şu. Sadece onlar değil. Yani sadece Suriyelilerden bahsetmiyorum. Maşarifov mesela. He? Geldi Maşarifov yani hı-hı. Şu Reyna'yı basan çocuk. Özbek geldi. Evet, arkadaşlar şimdi şöyle söylemek istedim. Şunu bitireyim sonra ona veriyorum hemen Murat. Söylemek istediğim şu. Ciddi bir bakış açısı, yani saldım çayıra Mevlam kayıra demek ne olmaz biliyorsunuz. Ve biz daha dün şahit olduğum bir olay Aksaray, çok uzun zamandır da gitmemiştim. Aksaray dedim bizim İstanbul Aksaray'dan bahsediyorum. Ya sanki başka bir ülkeye gelmiş gibi olduk. Oradan geçiyoruz. Yani hatta ben bir espri olsun dedim ki bir tane bile Türk vatandaşı görmüyorum sanıyorum. Ben her falan. Gün oradayım yani. Öyle mi? Güzel. Siz görmüyor musunuz? Görüyorum Afrika'dan gelenler var, seviniyorum. Ya bunları aşağılamak Latin Amerika'dan gelenler var. Vallahi çok sadece seviniyorum şu ben. Geliyor aklıma. Acaba bunların ne kadar kaçak şimdi burada? Ama ne kadar kaçak çalışıyor? Kayıtlı. Ama az şu önce ama bahsettik ya biraz daha aşağı gidersek çok affedersiniz. Yenikapı'da bir otogar var. Ve otogarda Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, hı. Azerbaycan'dan gelen insanlar var. Ve bakın az önce daha konuştuk. 100 bine yakın Ermenistan'dan ya gelmiş evet insan. Ya, böyle bir burada da çalışıyor. Şimdi yani bunlar cinayet işlemiyor, bunu, gasp yapmıyor. Hayır, bunu şöyle değerlendirmek şimdi, yanlış. Tabii dış politika ve strateji şunu ne olmalı? Bitireyim. Yani şunu, esas soru o. Sayın Bey, şunu söyleyeyim de. Ondan sonra ben zaten bırakıyorum lafı. Yani bunu, bu durumu, bu Türkiye yol geçen hanı olarak değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ne şöyle değerlendirmeyi? Şimdi bakın. Şimdi o 5 milyon Suriyeli dediğiniz hı-hı. Ülkesindeki savaştan, katliamdan kaçmış insanlar. Yani biz onları zaten sahiplenmek zorundayız. Ama tersi söylüyorlar. Kaçması için bombalanıyorlar. O da var. Ya tamam o da olabilir yani, canım. Etnik anlamda bir Suriye'nin kuzeyinde bir zaten. Kürt doğru. Etnik çoğunluğu oluşturmak için bombalıyorsun, kaçıyorsun. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de güneyde de var. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ı bombalasa sivilleri falan hepsi kaçacak Ermenistan'a. Ama şu anda başka bir tartışma konusu. Ben onu söylemek istemiyorum. Şimdi biraz önce verdiğiniz örnekler. İşte Reyna saldırısı, Ankara'daki patlama. İlk önce maşallah değil mi ondan sonra. Evet. Bu söylediklerinizin üzerinden o kadar zaman geçti ki Türkiye'de bakın bir daha maşallah diyorum nazarlarım değmesi çatapat patlamıyor ya. Evet. Yani Allah'a şükürler olsun ki demek ki bunu hani biraz önce sizin söylediğiniz acaba bunların kontrolü yapılıyor mu? Güvenlik yok. Çok şimdi ciddi yapılıyor demek ki. Bakın operasyonlara bakın biz şu anda yayındayken evet, yeni bir 4 tane son dakika haberi vardı. Evet. Geldi bir tane kırmızı kategoride kırmızı listede aranan bir terörist Yıldırım 11 operasyonundan 4 tane terörist etkisiz hale getirdi. 4 tane teslim oldu. Sayın Kerkitoğlu yani yargıyı, emniyeti hain FETÖ'cülere teslim ederseniz o bombalar patlar. İşte temizlendiği için. Ben işte yani hala temizlendi mi tamamen? Bunların tamamen bitmemiştir de. Mutlaka. Temizlenmeye başladıkça bakın o bizim hani
gözümüzün bebeğidir Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat kabiliyeti bitti dendiği o 15 Temmuz'dan sonraki o temizliklerin başlaması, biz üzerine 3 tane operasyon yaptık. Evet, 2 ay sonra. Suriye'de. İlk operasyonumuz dediği gibi 1,5 ay sonraydı Sayın Çiçek'in. Evet. Yani o yüzden Türkiye'deki o güvenlik algısı, o güvenliğe verilen önem, yeni operasyonel durum, bunların hepsi terörle mücadele konsepti tamamen değişmiş durumda. O yüzden de bir daha maşallah diyorum, bir daha dağlara taşlara diyorum nazarım, çatapat patlamıyor ülkede. Evet. Bütün bunların nedeni de yapılan kontroller ve gerçekten çok ciddi bakılmış olması olaya. Evet. Sayın Çiçek. Kaçakçılık evet, az şeyin, bir süre az kaldı, bir süre kaldı. Ne şimdi, yapılmalı artık bunda daha çok neye dikkat edilmeli? Biz hep diyoruz ki Cumhuriyet'in dış politika esaslarına dönülmeli. Nedir bunlar? Yurtta sulh, cihanda sulh. Nedir bunlar? Sınırlara saygı, iç işlerine karışmama, milli çıkara dayalı uluslararası ilişkiler. Şimdi bunları alt alta koyun, Türkiye'nin bölgede çatışma halinde olduğu hiçbir ülke kalmaz. Şimdi tabii farklı iddialar var ama siyasi akrabalık, ihvan, dünya görüşü, işte burada diktatör var, burada kral var, burada bilmem ne var filan deyip bu ilkelerin dışına çıktığımız zaman Türkiye zarar ediyor, milletimiz zarar ediyor. İşte geçmişte dost olduğumuz, işte Doğu Akdeniz'de işbirliği yaptığımız ülkeler düşmanımız olan Yunanistan'ın yanına gidiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in dış politika ilkelerine, ki evrensel uluslararası ilişkilerin de temelidir bunlar, süratle dönülmeli. Bu hükümetle nerede hata yaptı, sonra ilkelere döndü ama o aradaki bedeli de milletçe ödüyoruz. İki şey var bakın. Evet. Mısır'ın Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptığı tarih 2003 senesi. AK Parti'nin henüz iktidara geldiği zamanda yapıldı. İkincisi, biz Suriye meselesini hatırlayalım. Biz yapmak 99 üzere senesinde, taslaklar hazırlandı, masadaydı tamam. Yani. 99 2010'da. Senesinde ne oldu? Atilla Ateş'in Kara Kuvvetleri Komutanı oldu 98'de. Sınıra gidilmeseydi Öcalan oradan çıkmıyordu. Yani hani yani AK Parti öncesinde süt liman değildi. Yani biz her tarafta bakın, böyle güzel bir yani mesela Bulgaristan'dan bakın, buraya giren kaçak silahları düşünün ya da buradan oraya giden insanların Türkiye aleyhinde yaptığı. O çok büyük kolaycılık olur Kerem Bey. Yani, ama bu 18 senede yaşananları da yani masanın üstüne koyup ciddi de yani çok hepsini, gerçekçi biçimde bakmak hani lazım. Dış politikayı, tabii ki daha önce çok böyle müthiş tabii, her dış şey süt limandı demiyorum yani, bize ama ya, Cumhuriyet'in bazı kazanımları var. 1923'ten bu yana ele alalım. 100 senelik bir zaman dilim içerisinde iniş var, çıkış var, iyi var, kötü var, eksik var, fazla var. Yani son şey, o durumda değerlendirmek iyi olur. Yoksa hani son 20 sene biz ya perişan olduk. İlkeler sadece terk edildi. Katar'la birlikte olduğumuz bir dönem olmadı ki. Olmadı ya. Hiçbir zaman. Olmadı yani. Ya Katar'ı, keşke... Katar'ı biz adını bile bilmiyorduk biliyor musunuz? Birkaç sene öncesine kadar. İnanın yani, şimdi tank palet fabrikasını verecek kadar iyi biliyoruz. Yani. İyi ama bak güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Ama diğerleri yani, ne oldu? Güzel olan ne? Allah'ın servisi. İsrail ne oldu? Mısır ne oldu? 1 milyonu 71'de şeyini yani, kazanmış. Evet. Bağımsızlığını tamam, kazanmış. Konya'nın yani, içine monte edebileceğiniz bir ülkeden tamam, söz ediyoruz. Doğru. Koskoca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank palet fabrikası ona verilebilir verme mi? Verme değil aslında bu. Şimdi verme değil. Yani ya, o ayrı bir tartışma konusu. Ayrı bir konu. Ama yani, şöyle bir şey yok yani. Hani Türkiye Katar'a teslim olmuş da efendim Katar tarafından böyle değil. Türkiye bakın Katar üzerinde açtığı askeri üslerle bölgede özellikle de Basra Körfezi'nde bir hakimiyet sağlamanın peşinde. Bakın yarın eğer Türkiye Azerbaycan'da benzeri bir askeri üs kurarsa, yarın Libya'da askeri üs kurmayı becerebilirse o zaman Türkiye'nin bölgesel gücü farklı olur. Bugün bizim gülerek baktığımız Katar'dan, şimdi de, gülerek bakılan Azerbaycan'dan, demin dediniz ki, gülerek burada bakılan istikrarlı millete dayalı bir yönetim yok. Katar emiri yarın sabah kalkıp hadi Türkiye güle güle derse var öyle bir gidersin ihtimal. Yani. Hayır her yerde var o ihtimal. Olur mu canım? Var öyle bir ihtimal. Mısır'da yok ama. Mısır'da nasıl yok, yok canım? Hayır, olmaz Mısır'da mı? Yapmayın. Ya, Mısır yapmayın dursun. Yapmayın daha ya. Bilinçli. Yani yapmayın. Daha yapmayın. Daha yapmayın. Daha yapmayın. Darbeyle gelen bir iktidar var. Yani darbeyle geldi de. Sadece bir örnek vereyim size. Bakın sadece bir örnek vereyim. Sisi darbesinin ilk sonucu Filistin'le Mısır arasındaki Refah sınır kapısının kapatılması. Tamam. Bitti. İkinci sonuçları biliyor musunuz? Filistin'le Mısır arasındaki diyelim ki kaçak yollarla işte tünellerin içine su basılması ya da bombalanmasıdır. Evet. Şimdi diktatörlük dediğiniz olay budur. Yani biz Kenan Evren'in burada neler yaptığını biliyoruz. Ama Mısır'a gittiğimiz zaman Kenan Evren'in siz yüzle çarpın.
Ama onu Mısır halkına bırakacaksın. Ayrı bir şey. Ya Mısır'ı kim yönetecek? Biz karar vermeyeceğiz ki ona. Neyse. Aynen. Evet. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza. Evet. Şimdi Doktor Cavit Veliyev'e de bağlanmıştık. İlk bağlantımız sağlıklı gerçekleşmişti. Evet. Ama onu gerçekleştirmemiz bile aslında bugün için mucize. Çünkü büyük, dedik büyük ya başarı. Kısıtlamalar vardı. Evet. WhatsApp'tan atılan mesajlar bile iletilemiyordu. Doğru. Ve biz canlı bağlantıyı ilk bölümde gerçekleştirmiştik. Yani Bakü'ye bağlanmış olmak, canlı bağlantı yapmış büyük olmak başarı. Büyük başarıdır. İkinci bağlantımızda bir sıkıntı çıktı ama en azından ilk bağlantıda Veliyev'den görüşlerini aldık. Oradaki durumla ilgili bilgileri de aldık. Bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine bu ekranlarda saat 21.30'da görüşmek üzere.